Merhabalar. Şehir Plancıları Odası lisans dersleri serisinde bugün beraberiz. Benim adım Aslı Odman. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim görevlisiyim. Bir şehir plancı değilim. Bugün size bir sosyal bilimci, bir tarihçi, sosyal bilimci olarak özellikle de lisans atölyelerinde, saha çalışmalarında size eşlik etmesi için Toplumsal mekan okuma yöntemleri, kavramları ve kaynakları hakkında kısa bir ders giriş dersi anlatmaya çalışacağım. Şimdiden dersi dinlerken derse eşlik etmek için iki kaynak iki online kaynak önerisi getirmek istiyorum. Birincisi bugün anlattığım slaytların hepsi size en başta vereceğim web sitesinde mevcut. İkincisi de kaynaklara dair, yani bir herhangi bir ölçekte, ilçe ölçeğinde, köy ölçeğinde, mahalle ölçeğinde, bazen de il ölçeğinde çalışırken bizden önce yapılmış toplumsal mekanı okumakla ilgili çok kaynak var. Tarihsel kaynaklar, sosyoloji kaynaklar vesaire. Bütün bunların ciddi bir kısmı da içinden geçtiğimiz önemli dijitize edilmiş durumda. Yani nerede olursanız olun. Elinizin altında çok ciddi bir mekansal okuma yapmaya el verecek kaynaklar seti var. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Ee, nerelerde hangi aşamalarda işinize yarayabileceğinden bahsedeceğim. Ama bütün bunları bir e, e, sürekli güncellemeye çalıştığımız üniversite öğrencileri için ve özellikle mekansal yerel kaynak hazırlamaya çalışan tüm araştırmacılara yönelik derledik. Bunu da yine vereceğimiz adresten bulabilirsiniz. Bu adreste de işte arkeolojik kaynaklardan tarihsel arşiv kaynaklarına, sosyolojik kaynaklardan e, gazete küpürlerine, istatistik ve e, kartografik kaynaklara, e, fotoğraf kaynaklarına kadar adım attığınız e, ölçekte saha çalışması yapacağınız ölçekte işinize yarayacak pek çok kaynak olacaktır. Şimdi önce e, tabii şehir planlama öğrencilerinin çok uzun bir sayısala çalışma yolundan geçerek bu bölümleri kazandığınızı biliyoruz. İşte genelde ne yazık ki ülkemizde sosyal dersler epey üvey evlat e, muamelesi görürler ve e, bu garip e, puan sisteminden dolayı da mekanın sosyal ilişkisi hiçbir mekanın e, toplumsal ilişkilerden e, masum olmadığı gerçekliği çoğu zaman ilk sınıflara geldiğimizde göz ardı edilmiş oluyor. Yani esasında bu dersi yapmaya çalıştığımız hiçbir zaman yalnızca fiziki matematiksel bir konteyner mekanı olmayan mekanı toplumsallıklara bölmek olacak. Her mekanın toplumsal olduğu esasında gayet malum ama o toplumsala nasıl erişebildiği. Çünkü toplumsal kendinize var olduğu gibi göstermiyor. ona nasıl erişebileceğinizle ilgili ciddi bir ön bilgi, kavram, metot ve kaynak bilgisi gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ben bugünkü derste daha fazla saha çalışmasına yani bir atölye içerisinde belli bir sürede saha çalışma yapıyorsunuz. Daha sonra meslek başladığınızda da tabii. E, raporlamadan önce belli sürelerde sağ çalışması yapabiliyorsunuz. E, i̇yi ki bunlar yalnızca anketör, yani pozitivist metotla anketörler henüz bırakılmış durumda değil planlayacağınız sahayı adımlamak, oranın sosyalliklerini koklamak, duvarına bakmak, mezarlığını gezmek, kahvesinde oturmak, çocuklarıyla okulunda konuşmak çok daha farklı bir niteliksel etnografik bilgi birikimi getirecek ve bütün işinizin niteliğinde değiştirecektir. Şükür halen atölye çalışmalarında saha çalışması diye bir yan var. Ve ben de bu dersi uzun zamandan beri Mimar Sinan e, e, Şehir Bölge Planlama Bölümünde bir ve ikinci sınıfların atölye çalışmalarını eşlik etmek için veriyordum. Şimdi <laughs> bir araştırma döngüsü esasında bu sağ çalışması daha sonra planlamayla taçlanan bir sosyolojik çalışmadan farklı olarak somut bir gelecek projeksiyonuna dökülen bir araştırma döngüsü gerektiriyor. Ben yalnızca ilk kısmı ile ilgili ufacık bir kısımda size yardımcı olmaya çalışacağım ama neresine oturduğuna bahsetmek istiyorum. Önce tabii e, gitmeden önce e, buzdabını biz, e, keşfetmeyeceğimiz için gideceğimiz ölçek hakkında ve yalnızca o ölçek değil o ölçeğin bağlı olduğu bir işte havza ise o havzanın el verdiği e, sınırdaki bütün havzalar ilçe ise ilse veya mahalle veya köyse e, gidiş geliş emek akış, e, akışı işte yatırımlar varsa sermaye akışları bilgi akışları ve orada yığılmış olan katmanları dair e, ne var ne yok bir kaynak ve literatür taraması yapmak gerekiyor ama e, ne yazık ki yerel isimleri verdiğiniz zaman işte bizim kendi yaptığım sahalardan örnek vereyim işte Kırklareli'nin Demirköy e, ilçesi ve köyleri veya işte e, Misli, Gümüştepe mahallesi Bursa'nın bütün bunlarla ilgili pek çok e, yani yerel ölçüye indiğinizde daha küçük ölçeklere indiğinizde Türkiye'de kaynak daha azalıyor. Türkiye yerel tarihçilik biraz ulusal tarihçiliğinin altında ezilmiş bir durumda. O yüzden bulduğunuz her şey çok kıymetli. Dediğim gibi şu anda adresini vermekte olduğumuz bu kaynakçı kılavuzundan daha ince ölçekte bir kaynak literatür çıkarabilir. esasında nasıl bir yerin sizi beklediğini, anketlerinizi, mülakatlarınızı neye göre şekillendireceğinize karar verebilirsiniz. Çok ciddi bir şekilde sizi yönlendirecektir. Ee, daha sonra araştırma sorunsalını yani ne daha çok hangi sorunların e, hangi ilişkilerin o mekan içerisinde hangi ilişkilerin ortaya çıktığını e, koyacak küçük sorunsallar formüle etmeniz gerekiyor. Mesela birkaç örnek verebilirim. İşte e, Misi, Gümüştepe, Bursa'ya çok yakın bir e, köyken mahalle statüsü kazanmış ve buradaki ilk çalışmalarımızda zaten görebildik ki çok ciddi bir şekilde 70'lerin sonundan itibaren e, köyde yani şimdiki mahallede e, topraklar satılarak, e, tarımsal teki topraklar imara açılmışlar. E, ve köyde ciddi bir e, gelir dönüşümü, istihdam dönüşümü, e, fiziki yapının dönüşümü var. Bu mesela bu tarımsal toprakların imara açılması ve Bursa'nın güneyine doğru büyük imar hamleleri inmesi ciddi bir sorunsu olarak e, kenara yazılabilir. Bununla ilgili tabii ki su eee ciddi misi e, Nilüfer Çayı'nın kenarından geçtiği için su kirliliği ile ilgili meselelerin üst ölçekte ciddi bir şekilde mahalleyi, mahalleyi etkilediğini görebiliriz. İşte belediyelerin e, kültür e, e, yatırımlarıyla beraber e, burada e, çok kısmi de olsa belli e, kentsel tasarım projeleri yaptığını ve bunun köyde hem kabul edildiğini hem de bazı çatışmalara kaynak paylaşım çatışmaların yol açtığını görebiliriz. Bu yancı verebileceğim üç şeydi. Bu mesela Kırklareli'nin köy gibi Bulgaristan sınırında ıstırancaların kıyısında bir kırsal alan yine tabii ki köken mahalle olmuş bir kırsal alan için yaptığımızda mesela sınırla ilgili spesifik sorunlar işte Longoz Ormanları'nın ıstıranca havzasının dönüşümü oradaki büyük altyapı yatırımları işte mesela işte Kıyıköy'e gelen Türk akımı gibi bütün bunlar esasındaki o ölçekle ilgili her ne kadar o ölçeğin ismi geçmese bile etkili olacak. E, adımlardır. E, bundan sonra e, sahaya e, gittiğiniz zaman tabi elinizde olan imkanlar e, çok klasik olarak artık gittikçe daha fazla şirketlere yaptırıldığını gördüğümüz yani e, otomatik ve dijitize de yapılabilen ama hiçbir zaman aynı toplumsal mekanı okuma gücü olmayan anketler sizin bazen tarama diye bildiğiniz survey adı verilen İngilizce'de e, daha önemlisi gerçekten ayaklarıyla şehir planlama yapmanın önemli bir e, veçesi Etnografya dediğimiz niteliksel mülakatlar, mülakat yapacağınız grupların belirlenmesi, odak grup görüşmeleri mesela işte emlakçılarla bir odak grup görüşmesi veya oradaki dönüşümden uzun vadede etkileneceğini düşündüğünüz genç nüfusla, istihdam yapısını etkileyeceğiniz genç nüfusla veya e, normal bir tipik ankette ulaşması daha kırsal alanlarda, daha taşra alanlarda zor olan kadınlar, formal istihdama dahil olmayan ev kadınları, bütün bunlarla ilgili hangi gruplarla e, niteliksel çalışmalar, mülakatlar yapacağız. Bazen birebir oranın belleğini tutan, e, sizin için sandıklarından fotoğraflarını çıkarmasını ve çok çabuk, efemer bir şekilde kaybolan yerel tarih unsurlarının da korunmasını sağlayacak olan e, kentsel belley sağlayıcıları. Üçüncüsü, e, sağ çalışmasını yapacağınız ölçekte çok öne çıkan, o ölçeğin içerisindeki toplumsal ilişkilere dair, belirleyicilere dair, paydaşlara dair Size bilgi verebilecek belli vakalar öne çıkıyor mu? Vaka çalışmaları yani mesela belli bir belediyenin projesinde ortaya çıkmış olan örgütlülükler veya büyük bir altyapı projesinde işte İzmir yolu, Türk akımı, köprü vesaire gibi projenin yatırım politikaları veya yeni bir ürün deseni geliyorsa bunun ne gibi değişikliklere yol açtığı gibi veya bir afet olabilir, bir sel olabilir. yani Gerçekten öne çıkmış çok yaka öne çıkmış ve orayı belirleyen bir vaka Bu büyük bir iş kazası da olabilir Somada olduğu gibi. Bir vakayı incelemek bazen didik didik her sokağa, her binayı incelerken de elde edemeyeceğiniz nitelikte sosyal ilişkilerde dair şeyler size söyleyebilirler. Bu üçüncü nokta. Dördüncüsü de etnografların, antropologların çok kullandığı belgesel çalışmalar. Yani esasında bir bi bi biyografiler bu bir ürün biyografisi de olur. İlla insan biyografisi olmak zorunda değil. Çay eli çalışırken muhakkak çayın biyografisi çok önemli olacaktır. Veya Demirköy çalışırken e, orman, ormancılığın nasıl değiştiği, işte orman köylülüğünden işçileşen orman işçilerine doğru veya o e, yöre içerisinde ormancılığın e, geri çekilmesin keza Ereğli'de de bunu diyebiliriz. Bu gibi ürün e, veya kişi biyografileri de bununla ilgili ters araştırmalarda çok önemli olacaktır. Yani bütün bu e, toparladığımız, sahada toparladığımız verilerin e, dökülmesi, analiz edilmesi, e, oradaki toplumsal mekana dair tasnif edilmesi ve bunun tabii e, bir eylem planına ve daha sonra nihai plana yansıması ayrı bir dersin konusu olduğu için burada girmeyeceğiz ama esasında tam sonraki son e, süreç içerisindeki e, Uyum sorunu bizim bu dersin ana meselesi yine de uyum sorunu dediğimiz sizin gibi sayısalcıların daha iyi bildiği bir şey bir mühendislik sorunu esasında şehir planlamanın da sosyal bilimler ne işe yarar dediğimiz zaman ikisinin işleme ölçeğinin yani soyutlama düzleminin çok farklı olduğunu görüyoruz mesela sizin dolu boş yaptığınız dolu boş haritalarınızda veya amaçladığınız altlık olarak kullandığınız hali hazır haritalarınızda gerçekten şehir plancılığın kanonik ölçekleri var. İşte biri çevre planlarından, biri 100 binden, biri 25 bin, biri bine kadar inen planlar yapabiliyorsunuz. Yani burada birebir mekanın sayısal bir temsili var. Soyutlama ölçü olarak gittikçe küçülen soyutlama ölçekleri size bunların örüntüsü, binaların, yolların, işte e, eşiklerin örüntüsü size başlı başına bir şey söylüyor ve çizilebilirler bunlar. Ama sosyal bilimlerde biraz sonra anlatacağım sosyal bilimler bir toplumsal mekanı okurken sosyal bilimler toplumsal mekanın size kendini gösterdiği farklılaşma eksenleri diyeceğim veya ayrışma eksenleri daha farklı bir e, arka plandan geliyorsunuz eşitsizlik eksenleri ise ben burada varım demiyor. Yani onların yollarını, doşlarını, dolularını, eşiklerini göstermek ayrı bir mesainin işi. Yani ben bu 5 e, farklılaşma ekseninden de bahsedelim. Toplumsal sınıftan buradayım. Toplumsal cinsiyet buradayım. Nesile dayalı yani yaş kuşaklarına dayalı ay, e, farklılaşma ben buradayım. E, etnik diyebileceğimiz her türlü e, kültür ve kimlik kategorisuna ortaya çıkan etnik, milli, din, mezheple ilgili farklılaşmalar ben buradayım. En sonunda bedensel sağlamlık, engellik, e, ile ilgili e, oradaki toplumsal mekandaki katılımcıların farklılaşmaları ben buradayım demiyor. Yani e, o temiz ölçekler sisteminden çıkıp toplumsal e, mekan çalışmalarında esasında güzel bir teşbihi vardır. E, toplum dediğiniz şey bir dinozor gibi. Dinozorları göremiyoruz artık e, ama izlerini okuyarak yani belli bir Geneoloji çalışması yaparak bıraktığı izler üzerinden, mekanda bıraktığı izler üzerinden bu beş farklılaşma eksenini okuyabiliriz. Sınıf, toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, yaş, nesil, e, kültür ve kimlik bunun alt e, başlıklarından da bahsedeceğiz ve bedensel sağlamlık. Yani bir e, uyuşturma, bir birbirine konuşturma, bir eklemlenme sorunun olduğunu baştan bilmek gerekiyor. Ama unutmayalım ki işte yine o soruya ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Şehircilik çalışmalarında sosyal bilimler ne işe yarar? Sosyal bilimler olmadan bir mekan okuması mümkün olur mu? Şehir plancılığın daha konvansiyonel haritalama Türkiye'de kullanılan araçlarını kullanarak ve dünyada şehir plancılığın gittiği yerde neden sosyal haritalama dediğimiz sosyal kartografya çalışmaları şehir plancılığın konvansiyonel haritalarına yan yana kullanılmaktadır? Bu soru halen önemli olmaya devam ediyor. E, şimdi kentin hemen gider gitmez elimize topografik haritalar, e, efendim sonra hali hazır haritaları, daha önce yapılmış planlar olarak verilen veya işte artık gittikçe elimizde telefonlarımızdaki Google haritalar, Yandex haritaları olarak verilen fiziki mekan, yani kentin yerleşim formu morfolojik yani sorular neden bu kent bu şekilde bu Nehrin kenarına kurulmuş e, doğal eşik sınırlayıcıları nereye, nereye doğru e, büyümüş e, nereye doğru yapılaşma olmuştu konut nitelikleri hangi bölgelerde farklılaşıyor gibi morfolojik yani kentin formuna dair sorular Yerleşimin şekli neden bu böyle oldu nasıl değişiyor nasıl değişebilir gibi sorular sosyal ilişkilerin yani güç ilişkilerinin sosyal ilişkilerin mekanı oluşturma gücüyle doğrudan ilişkili ee, o soru da esasında mevcut iki, ta, iki tarafı e, da kesen bir bıçak gibi. Birincisi mevcut yerleşim formu elimizde bir zaman donduruyoruz. Elimizde bir işte şu anda Beyoğlu'nda çekiyoruz. Bir Beyoğlu sınırları var. Beyoğlu'nun morfolojisi var. Yol ağıyla, sınırlarıyla, mahalleleriyle. Bu nasıl tip sosyal ilişkileri teşvik ediyor ama aynı zamanda bir zaman içerisinde içinde birikmiş işte sınıfsal, toplumsal cinsiyete dair etnik eee yaşa dair ve bedensel sağlamlığa dair toplumsal ilişkiler de aynı zamanda bu kent formunu nerede neyin yapılabileceği, nerede kentsel dönüşüm olacağının, ne noktalara müdahale edileceğini, ne noktalarda e, farklılaşacağını nasıl belirliyor? Yani birbiriyle sürekli bir etkileşme ilişkisi içerisinde. Ben bunu her zaman e, gölgenin şeklini etki eden beden metaforu gibi e, görmeye meyil ediyorum. Yani esasında gölge bizim sizin elinizdeki işte gördüğünüz fiziki harita. Hali hazır harita, daha önce yapılmış bir plan veya Google haritası ama ona etki eden tabii bu felsefenin de en eski sorularından biri bir beden var. O da toplumsal beden ee, veya bazen de e, bu bedenin içerisindeki daha önce yani bir zamanda tabii tarih zamanı donduruyor ama daha önce orada var olmuş, geçmiş toplumsal ilişkileri de üzeri silinmiş, bazıları dönüşmüş, bazıları kaybolmuş. Onları da esasında mekanda enkaz olarak, mekanda izler olarak okuyabiliriz. Nasıl ki bir ağacı biliyorsunuz ortasında çizgilerinde ağacın yaşını oradaki e, dairelerden anlayabiliriz Esasında orada işte 300 yıllık bir e, ağacın içerisinde 300 yıllık bir zaman birikimi yani nesiller ağacın bedenine işlenmiştir e, ring olarak o açıdan ağacın bedenini böldüğünüz zaman gördüğünüz o zaman da yaşanmış olan toplumsal ilişkilerin bir nevi tortusudur e, gördüğünüz haritalar görünmez de kılınmış olsa pek çok yaşanmış toplumsal ilişkileri ve bir patika bağımlılığı içerisinde bundan sonra da ne yapabileceğini birleştirir. Yani şehir planlama teknik olmaktan çok uzak, çok ciddi teknik yanları olmasına rağmen her zaman toplumsal olanla e, sistematik, metodik bir ilişkiye geçmesi gereken bir daldır. Bir yandan sosyal bilimler deyince de yine e, bir tek Türkiye'ye has olmayan bir e, Açıklama da yapmamız gerekiyor tabii. Biz hepimiz ÖSS'ye de mi girerken işte sosyal bilimler falan okumaya girmiyoruz. Nasıl sayısal ve sözel gibi koskocaman bir ayrım varsa ortadan baltayla kesilmiş. Esasında kentin bütünlüğünü, anlayışın, algının bütünlüğünü bölen daha da büyük bölünmeler sosyal bilimler içinde var. Şimdi hangi sosyal bilimler? Hepsi sosyal bilimlerin. Esasında sosyal bilimlerin yani toplumun bütünlüğünü tekrar mekanda kurmaya imkan sağlayan zorluklarıyla beraber müthiş bir imkan bu. Hem arkeoloji, arkeolojiden bahsederek normalde uzamsız, mekansız işleyen iktisat, yani sizin o finans haberleri döviz indi çıktı da görmediğiniz gerçek ekonomik coğrafya, e, tarih, sosyoloji, biraz önce bahsettiğim gibi niteliksel kültür çalışmaları yapan antropoloji ve etnografya, siyaset bilimleri, kentsel siyaset, katılım, kaynak dağılımı ile ilgili meseleler, bununla ilgili ideoloji, e, e, tabii ki hukuk. Kendisi de sosyal e, bir dal olduğunu uzun e, sık 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 unutan ama toplumsal ilişkiler, güç ilişkileri tarafından çok iyi belirlendiğini, bugünkü kentsel hukuktaki istisna politikalarından çok iyi gördüğümüz hukuk alanı. Türkiye'de evey evlat muamelesi gören coğrafya dalı tabii ki. Yani nispi olarak katılabiliyor ama beşeri coğrafya, kartografya. Psikoloji, kentsel psikoloji. Bunun içerisinde tabii ki görüngü olarak sanat, edebiyat ve bunun dışında bizim, sosyal bilimler değil daha çok sayısal bilimler, doğa bilimleri içinde gördüğümüz topografya, ekoloji bilimleri, jeoloji, toprak bilim hidrografya, botanik zooloji, meteoroloji ve iklim bilim bütün bunların esasında o mekan bizi anlamak için neye zorluyorsa hem önümüze çok geniş bir literatür kendi metotları, kavramları olan bir literatür açılıyor hem de Birbirini çözümleyecek birbirine yardımcı olacak destek verilen payandalar elimizde oluyor yani toplumsal mekan okuması bu alanların hepsine o mekan içerisinde ne kadar gerekli ise bulaştığımız tabiri caizse ve bir yandan da kendi dağılmamızı engellemek için de derlediğimiz bir alan. Evet e, bu ders o yüzden hani bir mekansal ekonomi politik e, yaklaşımıyla bu bütünselliği ya birincisi her toplumsal ilişkinin bir mekanı olduğundan bir topusu olduğundan yola çıkan. Ekonomiyi sayıların iniş çıkışı olarak bugün gördüğümüz şekilde finansa indirgemeyen yani eski Yunanların dediği gibi biliyorsunuz eski Yunanlarda oikos hane demek. Haneyi döndüren ev ekonomisi yani o ölçekteki haneyi var esenliği, e, geçimi, kaynak bölüşüm ilişkileri ilgili her şeyi e, anlatmak anlamında, üretim alanı anlamında ekonomi, e, finansal değerlerin yükselip çıktığı o ikincil borsa alanı değil ve üçüncüsü de politik ee, yine dar anlamda Türkiye'deki işte kahvehane veya e, gazetelerin birinci sayfalarına kişisel ve yalnızca siyasi partiler üzerinden ya, e, yansıyan politika değil. Kaynak yani polis biliyorsunuz keli, polis kelimesinden gelir politike. Kaynakların dağılımına dair her şey. Kaynak dağılımına dair etki etmeye çalışan tüm gruplar mikro olarak bu arkadaş gruplarından kendi mekanını yaratan arkadaş gruplarından üst ölçekteki ulusala kadar gidiyor. Yerel politika bu açıdan gerçekten kavramların içine doldurduğumuz zaman bu yaklaşıma biz mekansal hani hiçbir sosyal ilişki yoktur ki mekanı olmasın iz bırakmasın silinmesi de olmak için ikincisi ekonomi üretim alanına bakan bir yaklaşım eski kavrama geri dönerek oykos ve e, politike yani polis bir somut bir mekanda yani eski e, tam mekan olan polisteki içindeki tüm kaynakların dağılımına dair yapılan müdahaleler yani kent meseleleri her zaman paylaşım meseleleri olarak bir iktidar alanının alanındaki temsiliyet, dışlanma mekanizmaları olarak politike. E, bütün e, dediğimiz gibi e, çalıştığımız toplumsal ölçeğe de yansımış bu toplumsal e, mekan okumalarında beşe bölerek anlatmaya mail ediyorum ben. Hani kendisi bu beşi de sık sık göreceğiz. Herhangi bir ilçeyi, mahalle, köy ölçeğinde, bazen bir havza ölçeğinde, nadiren bölge ölçeğinde, bazen de il ölçeğinde çalıştığımızda bu toplumda yani düz homojen akmayan akışlar, ayrışma, farklılaşma, tasnif Osmanlıcasını söylersek hiyerarşi veya bölünme eksenleri üzerinden anlıyoruz. Yani bir bütünsel bir toplum yok toplum diye veya vatandaş diye bir şey yok mekanda farklı şekilde izlerini bırakan gruplaşmalar var ve bunlar gerçekten eşitsizlik, farklılaşma olarak etkilerini bırakıyorlar. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum o beşli toplumsal farklılaşma eksenini. Birincisi dediğim gibi toplumsal sınıf, toplumsal sınıf. Burada çok açık bu en çok işte senelerden beri bu dersi ve yüzlerce sınav kağıdını okumaktan buradaki yanlış anlaşılabilme potansiyelinin en yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir iki cümle daha sarf etmek istiyorum. Toplumsal sınıf dediğimiz zaman evet sınıf tasnif etme kelimesinden gelir ama gerçekten anladığımız burada çok belirgin bir anlamda şehir planlama alanında epey az ele alınan üretim alanıdır üretim alanı. Şimdi üretim alanı, üretim mekanları ve üretim alanında oluşmuş yine hiyerarşiler işte mülkiyet sahipleri, üretim araçlarının mülkiyet sahipleriyle üretim araçlarının mülkiyet sahiplerini emeğini satınarak geçirenlerin yapısı, deseni, faal oldukları iş kolları, nasıl hangi doğa malzemelerini kullandıkları, hangi altyapıları, dolaşım kanalları kullanarak orada o yatırımların olduğu ve aynı nasıl metalar üretildiği, meta üreten bir toplumdayız yani mal üreten bir toplumdayız, kapitalizmdeyiz. Bu üretilen metaların hangi kanallarda nereye dağıtıldığı gibi somut üretim alanıyla ilgili e, konuları ve burada oluşan tasniflerden bahsediyoruz. Sınıflandırmalarda, sınıf dediğimiz üretim alanında oluşur. Zengin yoksul olmak... E, geliri yüksek veya düşük olmak bundan sonra bu üretim alanındaki ilişkilerin gelir alanına yansımasıdır tabii geliriniz yüksek ve artacak olursa oturduğunuz yerler tükettiğiniz ürünler e, kamusal e, alanlara katılabilme imkanınız değişir ama bunlar ikincil şeylerdir ve toplumsal sınıf analizi asli olarak bunlarla ilgilenmez tabii iş yerleri deyince şu anda bu filmi çektiğimiz haneler de dahil olmak üzere ev mekanları artık e, bir nebze de dijitalleşmeyle çok küçük bir kesimde Türkiye'de çalışanların artan e, fabrikalar, tersaneler, plazalar, ofisler, üniversiteler, birileri için hizmet alım alanı olan hastaneler, okullar, sokaklar, değil mi Türkiye'de halen ciddi bir sokak satışı var, tarlalar. Bunların hepsi iş yeri mekanlarına dahildir. Herhangi bir meta üretim sürecinin olduğu yerlerde hatta metaya yönelik olmayan üretimin olduğu, yeniden üretimin olduğu hanelerdeki ücretlendirilmemiş kadın emeği de bu toplumsal sınıf ilişkilerine içkindir. Analiz ettiğimiz konu burada budur. İkinci toplumsal farklılaşma ekseni yine sahaya gitmeden önce sorularımızı ona göre hazırladınız ve sahada ona ayrıştırılmış, ona özgün bir araştırma süreci kovuşturacağımızda, dönünce de verilere o farklılaştırma göre dokuyacağımız ikinci farklılaştırma ekseni toplumsal cinsiyet. Biraz önce esasında hani bir çalışma alanı olarak meta üretimini, mal üretimini destekleyen haneler dediğimde ev kadının emini üzerinden değindim. Toplumsal cinsiyetin çalışma hayatıyla eklemlendiği bir noktaydı. Toplumsal cinsiyet tabii biyolojik cinsiyetten farklı olarak hangi organlarla ve kromozomlarla birleşimiyle doğduğumuzdan farklı olarak toplum içerisinde tarihsel olarak oluşmuş, kapitalizmden de eski toplumsal cinsiyet rolleri. Ve her toplumsal mekanda çok ciddi belirleyici etki yapabiliyor. Tabii kimin evde oturup bakım emeğini üstlendiği, kimin dışarıya gidebildiği tabii buna çok ciddi bir şekilde paralel olarak gözlemlediğimiz kamusal mekanlara, kamusal alanlara çıkabilmek kamusal mekanlara çıkabilmek, kamusal alanlarda katıl, katılabilmek. Aynı zamanda bir e, somut e, istihdam yani resmi iş gücüne katılsa bile ücretlendirilme politikaları e, yerel siyaset ve ulusal siyasette temsil e, gibi pek çok eklemlenmesi olan toplumsal cinsiyet e, cinsiyet rolleri e, burada toplumsal mekanda başlı başına çalışılması gereken bir konu. Üçüncüsü, bizim toplumsal mekan okumakla ilgili henüz Türkiye'ye has bir çalışma kitabımız yok Şehir plancılar için ama hep hayalimde böyle bir şey yapmak var. Çünkü yabancı dillerde yazılmış bu tarz ders kitaplarını yani toplumsal mekan okuma metot kitaplarına baktığınız zaman nispeten az ve Türkiye'ye çok uygun olmayan değerlendirilen bir konu. Kü kültür kimlik diye başlık koyalım ama bu pek çok aşağıya alt maddeye bölünüyor kültür ve kimlikte Türkiye'de en belirleyici noktalardan biri göç dalgaları. İşte bu İngilizce, Fransızca, Almanca yazılmış ders kitaplarında, lisans kitaplarında yer almayan hemşerim. Memleket neresi sorusu. Biliyoruz sahaya çıkan ve sahaya birazcık içinden yarayan herkes bilecektir ki bu işte o şeyde yaş aralığı veya kaç biyolojik kadın veya erkek olduğundan çok daha belirleyicidir neden bugün bile hala İstanbul'da mesela hurdacılık, atık sektöründe nidelilerin daha baskın olduğunu, gittikçe azalmakta olmasına rağmen işte apartman görevlisi dediğimiz kesimde ciddi bir şekilde sivasların baskın olduğunu, denizi bile olmayan Mardin'in Türkiye'de midyecilik, İzmir'de, İstanbul'da midyecilik sektörünü elinde tuttuklarını anlayabilmek için belli bölgelerde mahalle kuruluşları, mahallelerin kentsel dönüşüme karşı gösterdiği davranışlar ve mahallelerin oluşmasında hemşerilik yani göç dalgaları yaklaşık 1950'lerde başlayan köyden kıra kö, geç dalgaları ve bunların Türkiye'deki kentleşme tarihinde ne zaman hangi döneme endeks, eklemlenmiş olduğu çok belirleyicidir. Bu göç dalgası tabi yalnızca kırdan kente göçün birinci, ikinci, üçüncü neslini değil hemşerilik ilişkileri. Ee, ve yalnızca mesken, konut, mahalle oluşumu değil aynı zamanda bahsettiğim gibi istihdam iş gücü ve mesleklerin iş kollarının dağılımına da çok etkilidir. Ama bir yandan da tarih olarak 1950 ile göç başlamadı her ne kadar şehir planlamada tarihsel hafıza biraz daha e, kısa vadeli işlese bile. Gidenleri de dahil ettiğimiz zaman 1800 yaklaşık işte 50'lerden itibaren e, bugün bazen korunmuş bazen de tamamen göz ardı edilmiş kültürel miras olarak... Ee, işte şu anda çalışma yapabileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bütün ilçeler, işte bine yakın ilçe, o on binlerce köy, il. E, burada yaptığımız her yerde birincisi gidenlerin, e, işte daha önce milli e, milletler dediğimiz gayrimüslim e, milletlerin, işte Ermeni, Rum, e, Musevilerin, işte Suriyenlerin vesaire e, kültür mirası, onların orada bıraktığı, bırakmadığı, korunmamış miraslar yine bu göç dalgaları. Yani gidenlerin de göç dalgaları ilginç bir şekilde derin çalıştığınız zaman bir enkaz olarak hala etkili olacaktır güç ilişkilerine de. Aynı zamanda tabii de gelenlerin yani Anadolu tamamen büyük göç dalgalarıyla oluşmuş bir coğrafya önümüzde. İşte bin, yaklaşık 1860'lardaki Çerkez göçünden itibaren Rus savaşları işte e, halen e, çok ciddi ilişkilerimizin olduğu tabii Kafkaslardan e, değişik e, Türkçe konuşan veya Türkçe konuşmayan ee, çok farklı etnisitelere sahip genelde aslen e, Müslüman e, grupların göçü. Bu Büyük Osmanlı savaş konjonktüründe Balkan savaşlarından gelen e sonrasında gelen e, göçler ve Osmanlı'nın dağılmasından sonra gelen ta 1950'leri 60'lara kadar Balkan göçleri. Yani Balkan, Kafkaslar, e, Arap illeri, Bilad-ı Şam dediği Osmanlı bütün bunların da Osmanlı'ya çok farklı etnisitelerden Müslümanların göçleri ve aynı zamanda gayrimüslimlerin dışarıya göçleri de bu göç dalgasının parçasıdır. Yalnız dar anlamda kırdan könte göç 50'lerde başladı. İşte bizim kentleşme tarihimiz diye reddedemiz. Bu çok bununla da ilgili gittiğimiz her yerde daha da fazla yerel kaynakçıya da ulaşabiliyoruz. Bu kültür ve kimlik çok belirgin olarak dediğimiz gibi ben de anlatırken karıştı farkındaysanız bahsettiğimiz hemşerilik ilişkileri illa etnisite üzerinden olmak zorunda değil. İşte Pomaklar, Çerkezler bazen çok belirgin dönem dönem üstüne gelen bir din kimliği olabiliyor. Müslümanlar, gayrimüslimler veya mezhep yani aynı din olduğunu düşündüğünüz yerler işte Alevilik, Türklük mahallelerinin oluşmasında veya işte aynı Ortodok cemaatin içinde Bulgar Ortodokslar veya Rum Ortodokslar gibi e, din bazen aynı etnik cemaatler içinde dil farklılıkları işte bütün bunlar mekana ortak göç etme ortak, iş bulma ortak bir süre sonra temsiliyet çıkarını yerel siyasette savunma veya çatışma olarak da kendini gösteriyor olabilir. E, veya yerleşik esasında daha nispeten daha az göçe tabi tutulmuş Kürt, Roman gibi e, grupların, etnik grupların esasında çok farklı coğrafyalarda farklı entegrasyon, farklı gruplaşma e, desenleri olabileceğini bilebiliyoruz ki Türkiye içinde de bir tek ulus devlet kapandıktan sonra da bu konuda pek çok kaynak paylaşım gerilimi yaşandığını da bunların da mekana, işgücü e, dağılımına, iş kollarının dağılımına e, ve mekan oluşturmaya çok etkili olduğunu biliyoruz bu da üçüncü kültür kimlik diye özetlediğim ama gördüğünüz gibi altında he, memleket neresi sorusuna verilebilecek her türlü ve orada okuyabileceğiniz her türlü örtük cevap var esasında. Dördüncüsü bu dinleyen sizleri esasında ben bu dersi verirken en çok ilgi çeken şeylerden biri oluyor. Çünkü e, bu bu bölüm bitirdiğiniz zaman ne yapabileceğinizle ilgili meseleleri konuşuyoruz. Çünkü iş kolları, iş yerleri, mekans olarak dağılıyorlar ve aynı zamanda belli kişilere de, kişi gruplarına da, yaş gruplarına da gayet eşitsiz dağılıyorlar. Özellikle e, bahsedeceğimiz bu kuşak nesil farklılığı bazen çok rutin, çok biyolojik olarak belli yaş gruplarından bahsediyoruz. Sizler. Yalnızca siz işte aramızda 20-25 yaş var e, belki yalnızca 20-25 yaş sonra mesela benim girdiğim olduğum iş konuda akademik iş konuda girdiğiniz için çok daha güvencesiz iş kanunun e, veya memurlar kanunun çok daha güvencesizliğe kapı açtığı e, veya kazanan ücret ve maaşların enflasyon gerisinde kaldığı bir dönemde e, çalışma statülerinin çok güvencesizleştirildiği bir dönemde çalışıyor oluyorsunuz. Bu yalnızca işte birimizin arasında 25 yıllık doğum gibi bir biyolojik fark olduğu için. Bazen de kuşaklar var yaş grupları yalnız e, biyolojik yaşlar değil kuşaklarla biliyorsunuz en eski bilinen kuşak Jön Türkler değil mi işte erken cumhuriyet döneminde oluşan işte Jön Türk e, kuşağının belli nesilsel mekan oluşturucu işte merkezileştirici sanayi Anadolu'ya yiyen vesaire işte tren yolları böyle ter, mekan oluşturucu tercihleri olduğunu biliyoruz. Erken Cumhuriyet döneminde. Mesela 80 darbesi dönemi. 80 darbesinden sonra da mekan oluşmasında belli mevzuatla ilgili güç ilişkileriyle ilgili düzenlikler oluştu. Bu da bir kuşak ortaklığı. Ee, yani pek çok o, alt kuşak o, ortaklığından fark edemeyiz. Belki de artık 2000 sonrasında kentsel mekanın olağanüstü haller, müstesna kanunlar, işte afet kanunu, acele kamulaştırma gibi dönemde değiştiği çok yoğun bir kentsel dönüşümün önce yaşanıp daha sonra hukuki kılıfa kavuşturulduğu bir dönemde doğanlara, yaşayanlara, iş arayanlara, mesken arayanlara da ayrı bir kuşak olarak ve eğitim alanları da tabii ayrı bir kuşak olarak muamele etmek gerekebilir. O yüzden gittiğiniz yerde böyle gerek çok basit kamusal mekanlarda gençlerin ne kadar kullanabildiği gibi basit sorular gerekse işte iş gücüne mesken bulmaya gibi alanda oluşan örüntü desenlerinde çalışmak gerekiyor ortalama bir oranın e, e, sakini meskunu için sorduğunuz sorular e, işte 18 24 yaşında e, işte çalışmaya başlayan e, örgün eğitimden sonra bu sorularla baş başa kendi başına yüzleşmeye çalışanlar için eşit olmayabilir. Bu açıdan tabii ki bütün alt gruplar için şehir planlamacının ciddi bir sorumluluğu var. Bu farklılaştırma 20 30 sene sonra hayatlarını etkileyeceğiniz oranın sakinleriyle ilgili eğer farklılaşmaları görmezseniz ve vasat ortalamaya göre planlar yaparsanız da ihtiyaçları giderilmemiş farklı sorunları görülmemiş kesimler içerisinde esasında siz de o sorunların arttırılmasına, derinleştirilmesine görmezden gelerek, bilmeyerek istemeden katkıda bulmuş olabilirsiniz. O açıdan toplumsal mekan okumalarının böyle ciddi bir şehir planlama etiğiyle, sorumluluklarıyla bileğinize taktığınız altın bileziğin sorumluluklarıyla insan hayatına etkisiyle de ilgisi var. Sonuncuyu da ayırmadan bu etik meselelerle ilişkisiyle ele alayım. Bunu daha sonra kendimle daha sonra bilinçlendiğim için sonradan etkiledim. Tabii bütün bu diğer dördüyle de iç içe olmak üzere hepsi birbiriyle kesişimsel ilişkilere giriyorlar bu arada. Bedensel sağlamlık ve gittikçe kendi öznelerinin dediği gibi sakatlık üzerinden ayrışma e, kentlerde hani yalnızca beden de aynı toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet olduğu gibi bir bedenin ne kadar sağlam ve ne kadar sakat olduğunu tasnifi yalnızca biyolojik nedenle yapılmıyor bir insanın. Evet gözlerinin fiziken görmüyor olması veya bir uzvunun az olması veya zihninin farklı çelişecek şey olması e, başlı başına bir e, şu anda yarattığı eşitsizliği hiyerarşi ve farklılaşmayı yaratmak zorunda değil. Demek ki şehirlerimizin başka türlü bedensel sağlamlığa göre yapıldığını anlıyoruz buradan. O yüzden yine özellikle rutin anketlerle kesinlikle ulaşamayacağınız olan bedensel sağlamlık ve sakatlık üzerinden de gittiğiniz ölçekleri okumaya ihtiyaç var arkadaşlar. Tekrar altını çizelim. 5 ee, tane toplumsal farklılaşma eksenimiz var. Toplumsal mekan okuduğumuz zaman bunların bu farklılaşmaları ayrı ayrı ve birbirle ilişkisiyle okumamız gerekiyor. Bunun nedeni eğer farklılaşmaları görmezsek yaptığımız planlarda bir vasat ortalama efendim Demirköy sakini veya işte Gümüştepe e, sakini e, ilçesi e, veya e, Beyoğlu ilçesi sakini üzerinden olacaktır ve o farklılaşılmış eşitsizlikleri siz de geleceğe planlarınızla taşımakta istemeden rol sahibi olacaksınız. Bütün bunları altını çizelim. Toplumsal sınıf, toplumsal cinsiyet, kültür, kimlik, kuşak veya nesil ve bedensel sağlamlık üzerinden toplumsal mekanı okumamız e, gerekiyor. E, bu kısmı bitirmeden önce tabii bu toplumsal mekanı bize e, atölye çalışmalarında bize verili olan oynayamayacağımız daha sonra bunlar tabi e, belli projeleri aldığımız zaman da olacak. İşte şu ilçeyi veya şu kamusal mekanı, şu mahalleyi, şu köyü, şu havzayı çalış gibi. Çoğu zaman şehir plancıların biz sosyal bilimcilerden farklı olarak sorunsalına göre kendisi ölçeğini belirleyemez. Ee, ama bu demek değildir ki kendi ölçeğine, verili ölçeği çalışması gereken ölçeği diğer ölçeklerle ilişkisi içerisinde akış haritalarıyla, bölgesel ilişkilerle çalışmasın. O yüzden bu ölçek hassasiyeti... E, toplumsal mekanla ilişkisi içerisinde olmazlardan biri. Ve size e, bir adım sonrasında bu şehir planlama okuyanlarının herkesinde belki şehir plancı olarak da çalışmıyorsunuz ama gücünüz mekan okumak. En büyük gücünüz öğrendiğiniz altın bileziniz içinde bir haritaya imza, e, bir plana imza koyma yetkisi dışında gerçekten mekanı okuyabilme gücü var. Bu gerçekten gazetecilikten, STK'ya, koreografi, dans alanından, tiyatrodan, müziğe kadar koskocaman bir meslek alanı açıyor. Çok e, iyi olmayan şartlar altında ekonomi ve siyaseti yaşıyor olsak bile gerçekten çok büyük bir altın bilezik mekan, toplumsal mekanı okuma ve onu temsil edebilme gücü. O yüzden de bu toplumsal mekan temsil ederken bu ölçekler arası dans, ölçekler arası ilişkiyi e, farkına varmak gerekiyor. Bu beş bölünme ekseninin bahsettim bu beş bölünme, farklılaşma, eşitsizlik ekseninin mekana yansımasını biz her ölçekte okuyabiliriz yani yalnızca size verili olan ölçekte değil, o ölçeğin de başka ölçeklerle ilişkisi olduğunu bilincine okuyabiliriz. Mesela dediğimiz gibi bölge, kent, ilçe, mahalle, bina, bazen bina ölçeği de var değil mi? Daha mimarların çalıştığı ölçek. Bütün bunlarla değil bahsettiğim biraz önce işte sanatla ilgili, koreografiyle ilgili, dansla ilgili, toplumsal cinsiyet ilişkisinde beden çok önemli. Bireysel beden ve diğer bedenlerin toplumunda yani mesela toplumsal cinsiyetin bedene yansıması, e, duruş, kalkış, oturuş e, tabiyle yansı beden üzerinden sınıfı da, toplumsal cinsiyeti de bazen etnisiteyi de okuyabilirsiniz. Dil yine e, şehir plancıların çalıştığı ve çok mahir olduğu alanlardan biridir. Söylemleri ve dile yansır. E, bütün bu beş farklılaşma ekseni e, gör, görünür kılmak, görünmez kılmak, öne çıkarmak e, burada daha e, buraların e, politik e, Kaynak dağılımında etkili olanların diğer grupları gösterme göstermemin politikaları gerçekten ciddi bir güç mücadeleleri ve toplumsal mekanın ilişkilerin yansıdığı bir alandır değil ve en son geçen seneki derslerden beri kattığımız bir şey var bazen nanometrik ölçük olan ölçek olan nanometrik ölçek olan covid virüsünün bile nasıl dağıldığına etkili olur. Yani Covid-19 her yerde eşit dağılmaz mesela hiçbir şekilde e, halk sağlığı salgın politikasının girmediği iş yerlerinde e, tabii ki ekmek derdiyle pek çok insanın sıkışarak işte aynı zamanda ulaşım süreklilikleri yasarak gittiği iş yerlerinde bir birdenbire toplumsal sınıfla nanometrik bulaşın yani virüsün bulaşının çok daha ilişkili olduğunu görebiliriz. Gerçekten mekan okuma bilgisi epey e, büyülü daha önce görünmeyen şeyleri ortaya koyma gücü olan çok önemli bir altın bileziktir. Bu beş farklılaşma ekseni, beş eşitsizlik, toplumsal mekanın içinden geçerek izlerini bıraktığı eşitsizliği okumak için birkaç tane soru haritayla eşliğinde soru gösteren konvansiyonel şehir planlama haritalarına nasıl etkili olan toplumsal ilişkileri sorabiliriz diye birkaç örnek göstermek istiyorum size. Daha önce yaptığımız sahalardan bundan. Mesela bir sorgulama ekseni büyük ada ile ilgili yapılan bir atölye çalışmasında bir makro formu görebiliyoruz. Adalar ilçesi İstanbul'un makro formu üzerinde ne şekilde yani topografik sınırlarıyla gördükten sonra mesela buna ayrıca da daha sonra hepinizin bakmasını önereceğim Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırma Merkezi'nde yapılmış kent 95 haritalarıyla nasıl bir görünüm arz ettiğine bakabiliriz. Mesela bu bize toplumsal mekan tasdiflerine yaklaştıran öncü çalışmalardan biri. Kent 95 İstanbul'un 300 küsür mahallesini raiç bedel yani emlak vergisine zemin olan raiç bedelle mahalle içerisindeki hanelerin yaş ortalamasını kümeleyerek oluşturulmuş harita türleri. Bu uzun emeğin sonucunda esasında Adalar ilçesinde e, renklere göre e, raiç bedelin çok daha yüksek olduğu ama aynı zamanda yaş gruplarının da ortalamasının yüksek olduğu kırmızı ilçelerle e, bunların daha düşük olduğu maviye göre bir e, sıralamada olduğunu görüyoruz. E, bu haritaları kendiniz de İstanbul, İzmir ve Gaziantep ölçeğindeki bütün mahallelerde bakabilirsiniz. Bu bize topografik sınırlardan, doğal e, yapıdan e, bazen örtüşen işte sahile yakın olmak, olmamak, kıyıda olmak gibi veya yönü gibi bir de olmayan belli sorular sorduruyor. E, diğerinde mesela, e, diğer başka bir ölçeğinde hepinizin girip bakmanızı önereceğim, e, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa Birliği'nin haritalama sistemi olan arazi örtüsünü, land cover'ı gösteren Corin Kopernikus e, Atlasları'nda e, daha bütünleşik yapılar, yapılar, yani yapılaşmış çevrenin ne kadar dağınık yapılaşmış çevre ama bütünsel yapılaşmış çevre, arazi örtüsüne göre yine uydu haritalarından alınmış, örtüştürülmüş, karşılaştırılabilir bir veri sunuyor. Bu sefer e, raiç bedel ve yaşı bu e, dağınık yapılaşma e, ve bütünsel yapılaşma ile ilişkisini sorduğumuz bir, e, henüz daha sahaya gitmeden bütünleri yapabileceğimiz üstüne bir katman daha görmüş oluyoruz. Bir başka haritamız fiziksel mekan ve e, toplumsal mekanın birbiriyle, çakıştırılmasını bize ne gibi önemli sorular sordurttuğu için, elzem olan planlamamız için sorular sordurttuğu ve asli o yerelin, ölçeğin e, sorunsallarını ortaya koymak için yardımcı olacağını örnek bu. Bir başka sahamızdan, e, Bursa e, Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Misi eski ismiyle köyü ve Gümüştepe Mahallesi. Burada nadir edinilebilen bir harita türünde bir mülkiyet değişimi haritası var. Eskiden e, köy toprağı olan tarımsal e, toprakları olan e, toprakların arazileştirilerek hangi dönemlerde işte 70'lerde mi 80'lerde mi elden çıkarıldığını gösteriyor. Bunun dağılımından bu dağılıma haiz örüntünün ne dönemde imara açılıp üzerine ne tip konutlar yapıldığı üzerinden de ve bunları satanların esasında bir zaman ciddi bir gelir girdiğini görüyoruz okuyucuya. Bu narı satanların bu para girişiyle acaba nasıl köyün içerisinde veya ama köyün dışında mı yatırımlar yaptığına dair belli ön sorular kafamızda oluşturabiliriz. Yani mülkiyet deseninin o anda nasıl olduğu değil, daha önce mülkiyeti özellikle Türkiye gibi köyden e, mahalleye ve, e, ve, büyük şehir, bütün şehir yasalarıyla da kentin patlamasını çok e, rahat görebildiğimiz, çok belirleyici olduğu ortamlarda bu tarz geçmişe dönük mülkiyet değişimiyle ilgili veriler çok önemli toplumsal sorular sordurtuyorlar. E, şimdiki yapıları nedir? Bunları elden çıkaranlar halen oradalar mı? Nasıl Kullandılar bunu. Bundan sonra da bu kentin nereye gideceğiyle ilgili güç ilişkilerine dair de yani oturmuş mekan sağlıkları dair de çok sorular sordurtabilir. Peki ya e, arazi kullanım e, sanırım kanonik olarak bütün şehir planlama bölümlerinin yaptığı arazi kullanımlar içerisinde elimizdeki e, işlevler haritasına e, işte nerelerin ticaret, nerelerin konut olduğuna, nerelerin e, daha çok depo olarak kullanıldığına baktığımız zaman... E, Yalnızca işlevlerin statik duruşunu değil, o, o nerelerde mesela ticari işlevlerin biriktiği yerlerde ne gibi işlevlerin olduğunu, bunların toplumsal cinsiyet olarak nasıl bariyerler kolduğunu, mesela esnaf, esnaf tipi e, gelirin e, toplumsal cinsiyetliği gayet selektif özellikle böyle mahallelerde bir yönü var yani kadın kahvehaneci olmaz mesela. Çoğu zaman bunların ne türde olduğunu yine sorgulayabiliriz işte dağınık yapılaşma yakın yapılaşma eski tip konutlar yeni tip konutlar veya iyi durumdaki kötü durumdaki orta durumdaki konutların aynı zamanda sağ içerisinde belli çalışanların kümelendiği yerlere tekabül ediyor mu yani hep beraber işte e, servise binip de e, Bursa Ovası'nın belli fabrikalarında alan işçilerin daha orta veya iyi nitelikte konutlarda mı oturup oturmadığı veya esasında iyi nitelikte konutların uzun zamandan beri orada oturan eski tarımdan geçen ve daha sonra evlerini restore edecek kaynakları belirli al alanlara mı ait olup olmadığı da yine oranın içi dolu dolu toplumsal ilişkilerine dair çok şeyler söyleyecektir. Bunlar ufak dört tane örnek verebileceğimiz e, kanonik de yani Yapabileceğimiz sosyal haritalar bundan çok daha büyük. Kendi haritalayabileceğimiz sosyal ilişkiler kaynakça kılavuzundan da ulaşabileceğiniz çok daha fazla. Ama bir yandan da kanonik diyebileceğimiz daha klasik şehir planlama bölümlerini çıkardığı haritalar içerisinde pek çok sosyal soru sorabiliriz. Bir küçük hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Bu mekana yansıyan beşli farklılaşma eksenleri derken e, mekanların ölçek ölçek olduğundan bahsettik ve bütün bunları küçük antrenmanlarla e, çalışmalıyız. İşte dilden bedene, bedenden binaya, binadan bazen işte fabrika iş yeri, e, plaza, e, ilçe, mahalle gibi gittiğinden söyledik. Bu ölçekler işte binadan küreye doğru gittikçe küçülüyorlar bildiğiniz gibi. Ama bir yandan da bir ayrım daha var içinde yaşadığımız kapitalist modernleşmeyle oluşmuş kentlerde. Çalıştığım yere şu mu bu mu diye iki soru daha sormamız gerekiyor toplumsal mekan analizlerinde. Birincisi bu özel alan, kamusal alan ilişkisi. E, çoğu zaman özel alanı haneler üzerinden ve meskenler üzerinden konuşmaya etsek bile e, kentseli, içinde yaşadığımız kentlerin en önemli gerçekliği özel mülkiyet alanındaki iş yerleri. Çoğu zaman şehir planlamada verili kabul edilen, çok da zaten bu tarz bariyerlerle giriş yapamadığımız yerler özel alanlar. Ve kamusal alanlar. İkincisi de e, toplumsal sınıfı e, değinirken anlattığım gibi e, üretim alanları yani metalara dair, üretime dair, metalara dair bir tasnif bu. Üretim alanları, üretimin fiziken veya gerçekleştiği bir hizmet de olsa bu yerler. Bunların dolaşıma çıktığı yerler. Burada tabii imalat sanayinin yani fiziki metalleri daha iyi takip edebiliyoruz. İşte dolaşım alanı dediğimiz zaman altyapılar, limanlar, yollar bunların satıldığı perakende sistemi, AVM'ler, esnaf düzeni vesaire bunların hepsi metaların dolaştığı alanlar. Ve bir yandan da özel alan olarak başta söylediğim daha fazla çalıştığımız yeniden üretim alanları olan haneler. Burada yeniden üretilen tabii meta ekonomisinin devamlılığını dışarıdan sağlayan haneler derken yeniden üretilen şey meta değil. Meta değil insanın kendisi. Ee, türün devamlılığını sağlayan biyolojik üretim bir yandan da o metalleri üreten çalışanların, işçilerin devamında yine sağlayan işte işten döndükleri zaman psikolojik ve hayatlarını idame ettirici yeniden üretim ve bu alanında cinsiyet olarak neredeyse tamamen dişil olduğunu ve meta alanını bu şekilde ücretlendirilmemiş dişil emekle dışarıdan desteklemesi bu, ma bu mahalsiz kent mehalinin anlaşılamayacağını da altını çizelim. O zaman girdiğimiz zaman bir özel alan mı ve kamusal alan mı veya yarı kamusal alan mı? değişik degradasyonları ile sorgulamamız gerekiyor. Bir de metaları düşünüp yeniden üretim alanı, üretim alanı ve dolaşım alanı ayrıştırarak düşünmek gerekiyor. Hepsinin akış haritaları, harita türleri de farklı olacaktır. Birbirli ilişkisini e, kurabilmek için bunları ayrı ayrı değerlendirmemiz gereken de pek çok zaman oluyor. Evet, e, bu Şehir plancılığıyla sosyal bilimler arasındaki ölçek gerilimine de dair hatırlatma yapmışken, bununla ilgili bana çok şey ifade eden, derslerde okuduğum Borges'in bir kısa fragmanını, kısa hikayesine değinmek istiyorum. Yani bu daha soyut şehir plancılığı disiplinden daha soyut olduğunun altını çizelim. O yüzden bu tarz haritalanma çabaları, sosyal haritalar çıkarma çabaları çok daha inovatif bir alan. E, şehir plancılık mesleğinin içerisinde, ana akımın içerisinde e, Türkiye'de çok fazla yer etmiyor. E, bir e, ve bu dediğim gibi bütün bunları sınıfı, cinsiyeti, bunun gibi bu beşli ekseni ele almak için e, ön çalışması, saha çalışması ve bütün bunların eylem planı ve planlama çıktıları ilişkilenmesi için çok daha fazla akıl yürütmemiz gerekiyor. E, bu şeyi de, bu hikayeyi de size burada okumayacağım ama e, sonradan arkadaşlarımız katacaklar. E, bu ölçek gerilimine dair bir elinize aldığınız arazi kullanımı veya hali hazır haritası veya fiziki bir haritayla daha sonra bu beşli eksenden yapacağınız e, sosyal haritalar arasındaki ilişkideki gerilimi, o verimli gerilimi düşünmek için ee, bir e, düşünce e, şeyi olarak, şekeri olarak buraya bırakmak istiyorum. Şimdi gelelim, bu kadar vaat ettik Bu beşli farklılaşma eksenini nerelerde görebileceğimize, yani sizin sahaya gittiğiniz zaman nerelere bakabileceğiniz dair birkaç tane e, örnek vereceğim. Tabii ki eklektik kalacak bunlar. Yalnızca bir e, farkındalık seviyesinde kalacak. Ama dediğim gibi size bıraktığımız ee, bu slaytlarla e, kaynakça kılavuzlarıyla e, daha sonra derinleştirebileceğinizi umuyorum. <laughs> Etnisite şimdi ben birincisiyle başlamak istiyorum. Kültür kimlik dediğimiz e, o geniş alanda yani işte göç dalgaları diyebileceğimiz alanı e, şöyle e, tasnif edelim. Etnisite göç ilişkisi. Çünkü göçün üzerinden mekanı göç, göçün mekanda belli düzenlikler bıraktığını, kentsel ve kırsal mekanda ciddi düzenlikler bıraktığını genelde dalga olarak kümelen kümelendiğini biliyoruz. Bunun ile ilişkisi, etnisite içerisinde tabi dille ilgili, dinle ilgili, mezheple ilgili e, pek çok e, neden barındırıyor. Bunlara tek tek girmeyeceğiz. E, ama et, hareket halindeki etnisitenin dil işte içinde barındırdığı bütün alt ayrışımlarla mekanda görünür olduğu yerler var. Mesela çok yakın e, etnik farklılaşma sonucunda mesela isimlendirme politikaları çok açık burada. Toponomi dediğimiz isimlendirme politikalarında e, Türkiye'de 100 yılda e, bilgisine de uğraşabileceğimiz yer isimlerinin e, bu etnik e, üstünlükler ilişkisine, siyasi etnik e, sosyolojiye göre, sosyal dengelere göre değiştirdiğini görüyoruz. 100 yıldır yer isimleri nasıl değiştiğini e, haritalardan, Index Anatolikus gibi haritalardan e, evet. veya işte Cumhuriyet'in ilk döneminde tutulan ana dili haritalarından 1964'e kadar, 27'ye 1964 kadar, kadar onların dağılımları haritalandı. Buradan görebilirsiniz. Keza yine işte e, okul cadde isimlendirilmesinde hangi isimlerin buraya kadar inen, hangi isimlerin silindiği, hangisinin eklendiği, bazen etnik gelinlerin işte şehit isimleriyle yansıması da çok önemli. E, tam dersin başında bahsettiğim eee var olduğunu bilmeden veya var olduğunu şehir planlama için manalı bir bilgi olduğunu bilmeden bir şey yapamayacağımız iş kollarındaki dağılım ve etnisite göç dalgaları ilişkisi bahsettim. İşte kağıt toplayıcıların Ankara'da Hakkari'li olması, İstanbul'daki milliyecilerin Mardin'i bunların hepsi böyledir demiyorum ama çok ciddi kümelenmeler var. Bunlar temayül diyebileceğimiz eğilimler. Bunların tabi e, göç e, Türkiye'deki kentleşmenin göç tarihi ilişkisinde iş bulma ve aynı yani tabii ki arazi arazi üzerinden mesken bulma e, kurallarının epey e, işte kitlesel e, aynı yöreden e, göçe e, dayalı olduğunu biliyoruz. Yani yalnızca böyle daha en formül olarak nitelendiren sektörler işte gemi inşa, gemi söküm, e, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri içerisinde de ciddi böyle kümelenmelerin olduğunu bazen Gerçekten yalnızca il değil ilçe, hatta aynı köyden e, olduğunu e, takip edebiliyoruz. Bazen mesela belli meslek hastalıklarına yalnızca e, belli ilçelerin köylerin maruz kalmasından mesela Türkiye'de yakın zamanda yasaklanan kot e, taşlama e, e, işçilere Bingöl'ün belli Karlova'nın belli köylerinden geliyordu ve ne yazık ki birkaç sene içerisinde ölümcül bir ciğer hastalığına götüren silikozise götüren bu hastalığın yalnızca çok büyük bir kısmının bu köylerdeki e, genç erkeklerin hayatına mal olduğunu biliyoruz. E, ve bunların e, bu hemşerilik ilişkileri Türkiye'de kent oluşturucu e, olduğu için aynı zamanda temsiliyet de düzlemine gelmiş durumdalar. Köyden artık Karadenizler Federasyonu'na bölgesel ile kadar giden bir temsiliyet var. Kendi mezarlarına oluşacak kadar ciddi bir şekilde ayrıştırılmış <laughs> izler bırakıyorlar. Mezarlıklara kadar e, gidiyor bu. Ama zamanda mezarlıklar mesela e, gittiğiniz ilçe Mali ölçeğinde mezarlıkları çalışmak da henüz daha oranın sokaklarını adımlamadan bile size oranın göç ilişkileri dair çok şey söyleniyor. Bir çok şehir planlamada e, az başvurduğumuz bir yöntem. E, Almanya, Fransa, <laughs> Avusturya, Amerika'dan farklı olarak bugün herhangi bir mezara gittiğiniz zaman bu gözle bakmadınız belki ama üstünde işte Sivas'ın e, Hafik ilçesi şu köyünden gelen işte ve Tuzla'da vefat eden yazar. E, mezar taşlarında e, doğulan yerin gösterilmesi ciddi bir e, e, adettir hala. İşte bunun tabii ki gelinen yerde, kentteki kimlik ilişkileriyle kurulan <laughs> e, tesanüt, yardım ve çıkar ilişkileri de ilgisi var. Yalnızca nostaljik bir gurbet e, meselesi değil bu. Çok ciddi e, e, bu mezar taşlarındaki göç ilişkileri size gitmeden önce orada e, hangi göç türünün işte e, Balkanlar, Kafkaslar, Arap illeri e, veya yurt içi göç türlerinin olduğuna dair çok ciddi hisler verecektir. Bazen bunu sistematize de edebilirsiniz. Bununla ilgili çalışan kent sosyologları var. E, mesela etnisitenin çok belirgin olduğu sınıfsallık da yarattığı yerlerden biri e, bakım emeği, hane içinde çalışan bakıcıların e, ciddi e, bir şekilde belli ülkelerden geldiğini biliyoruz. Hatta onun da bile işte Filipinli, Moldavyalı veya Gürcistanlı gibi işte fındık veya çay toplamada hasat zamanlarında biriken yurt yurtdışı yurt emeği gibi iş kollarında e, yoğunlaşmalar gösteriyorlar. E, i̇şte mesela bugün Ermeni Patrikhanesi'nin olduğu İstanbul'da Kumkapı'nın etrafında e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sonrasında e, Ermenistan'dan gelenlerin yani bu eski e, göç ve gidiş dalgalarının sürekliliğini, yani eski unutulmuş göç dalgalarının, terk dalgalarının bazen yepyeni bir dönemde aktive olabildiğini görebiliyoruz. Mevsimli gezici tarım işçileri şantiyelerde, taş ocaklarında, tarlalarda e, ciddi bir aile emeği teşkil ettiği için e, burada da e, yabancı göçmenler veya zorunlu göçe tabi olanların çok yoğunlaştığını, öbekleştiğini görüyoruz. Tamamen en formal, çok hızlı bir şekilde çalıştığımız, çalışmayı düşündüğümüz, özellikle kırsal alanla iklimlenmesi olan sahalarda etkili olacaktı. Çok yoğun barınma ihtiyaçları, işçi güvenliği, aile sağlığı, çocuk esenliği ihtiyaçları da beraber bu alana da şehir planlamanın, planlama alanının dışarıda tutmasının mevsimlik olmasına rağmen tam da mevsimlik olduğu için hiçbir anlamı yok esasında muhakkak planlama faaliyetimizin parçası olması lazım. Bu efemer diyebileceğimiz mekan oluşturma pratiklerinin. E, kentsel dönüşümün de bir etnik boyutu olduğunu gördüğümüz vakalar var. Tabii kentsel dönüşüm çok ciddi sınıfsal eşitsizliği derinleştiren öncesinde ve sorunlaştı çok bayrı sınıf dengeleri getiren bir süreç ama aynı zamanda etnik boyutu da olabiliyor. Mesela Sulukule'yi yakın zamanda yaşadık. Bin yıllık bir roman etnisitesine sahip olan bir mahallenin dönüştürülerek tamamen oradan o etnisitenin ortadan kaldırıldığını veya İstanbul'daki ilk resmi yani yer göstererek taşındırma süreci yaşamış Ayazma, Küçükçekmece gibi bir kentsel dönüşümde de zorunlu göç ilişkileri veya tarla başındaki kentin farklı dönemlerde göçe ani ve çok imkansız göçe tabi tutulanların bölgesinin dönüştürüldüğü tarlabaşı göçünde de etnik boyutu olan kentsel dönüşümde e, yapabiliriz. Yani tam tersinden bu tarz bir e, kentsel dönüşüm bölgesinde saat çalışması yapıyorsak bu işin etnik boyutunu tüm e, tekil olarak ayrıştığı alt maddelerle beraber, ince granüler maddelerle beraber çalışmamız gerekiyor. Nüfus ve etnisite arasındaki bağı küresel ölçekte çalışabiliriz. Burada yapılan güzel e, infografiklerden birini örnek verebiliriz. Global Migration Info 2000'lere kadar gelebilen bu dünyanın bütün bölgelerinin ana bölgelerinin ve ülkelerinin birbiriyle göç ilişkisini veriyor. Buradaki kalın çizgilerin mesela dünyadaki en büyük göç ilişkisinin e, oransal olarak e, mesela Latin Amerika'dan özellikle Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin sayısı olarak yaşandığını görüyoruz. Keza Hindistan'dan e, e, Birleşik Krallığa, bu gibi eski sömürgecilik ilişkilerinin 1947-50'lere kadar e, formel olarak da devam etmiş sömürge ilişkilerinin esasında daha sonra ...formel veya en formel <laughs> göçe çok etki ettiğini görüyoruz. Yani bu diyerek bize mesela bir boyutu olarak ırk ve mekansal oluşumu... ...ırk ve istihdam oluşumu, ırk ve meskenler ve işte get dolaşma da belki olabilecek... ...ayrı mesken oluşumunda varlığını düşündürtebilen çok üst ölçekte... ...ama güzel bir çalışma görsel diliyle de beraber. Bundan sonra Türkiye'de gelirsek, daha ulusal ölçüye gelebilsek vereceğim örnek bugünün sınırları içerisinde, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde biraz önce de değindim. herhangi bir sahaya gitmeden önce muhakkak bu coğrafyanın geçirdiği en belirgin göç dalgalarını bilmemiz gerekiyor. Bu her şehir plancının formasyonunun bir parçası. Yaklaşık dediğim gibi 1850-60'larda başlamış olan önce Osmanlı'nın küçülmesiyle beraber Müslüman olan farklı etnisite, dillere, e, din ve e, din ve bazen de mezheplere sahip olan <laughs> nüfusların savaşlar, Rus savaşlarıyla, Balkan savaşlarıyla, Arap illerindeki savaşlarıyla, savaşlarla e, Anadolu'ya e, yerleşmesi, iskanı, kısmi iskanı bazen de yalnızca fiili göçü ve buradan da uzun süre boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusunun bir parçası olmuş gayrimüslim milletlerin, azınlık olmadan önce tabii ki, işte zorunlu mübadele, tehcir veya göçlerle kademe kademe çıkması. Burada ayrıntılarına giremeyeceğiz ama buna bir literatür önerim var benim. Bu göç dalgalarını 1864 Çerkez göçünden, işte Rus savaşları sonrasındaki göçlere, Ermeni tehcirine, nüfus mübadelesine, daha sonra Balkanlardan gelen İstanbul'un ciddi taşlı tarlasını Gazi Osman Paşa'ya çevirmiş olan Romanya, Bulgaristan, diğer Balkan ülkelerinden gelen göçleri, daha sonra da iç göçün belli dalgalarını tabii ki katabiliriz. Tabii en son aşamada zorunlu göç 1990'lardan sonra illerinden zorunlu göç ve 1990'ların sonunda artık Türkiye'nin de bir göç göçe, göçe ev sahipliği yapan yani kendisi göç veren değil Tabii arada 1964'ten sonra iş gücü göçü var Avrupa'ya. Almanya başta olmak üzere Fransa, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir de e, kapsayacağımız son aşamada 2000 e, 1990'ların ortasında başlamış olan çoğu düzensiz kılınan, kaçak bırakılan ama ee, Suriye savaşıyla beraber e, geçici e, statüyle yani belli bir statüyle beraber milyonlarcasının aktığı savaş mültecileri ve göçmenleri var. Bu dalgaların bu dalgaların bir kısmı çok az bir kısmı iskanla artık düzenli bir şekilde bir yer gösteriyor. Diğeri kendi içerisinde belli ekonomik imkanlar işte e, politik baskı veya fasilite etme döngüleriyle bir mekansal dağılışım gösteriyorlar. Çalıştığımız ölçekte ve ona ölçeğe ölçeğe ölçe ölçe etki eden bütün bağlamlarda bu dalgaların varlığının e, ivme nedenlerinin göç literatüründe söylediği gibi çekme nedenlerinin farkında olarak muhakkak tasnif etmemiz gerekiyor. Mekan muhakkak etnik olarak da e, katmanlaşan bir mekan çünkü kentin veya kırın hangi mekanına bakarsak bakalım. E, 1913-2000 arasında değiştirilen yer adları da bize e, esasında kaybolan e, mekansal bellek hakkında korunmuş korunmamış kültürel envanterler... E, ve işte yapı e, nitelikleri, yapı kültürü hakkında çok şey söyleyecektir. Bununla da ilgili e, haritalama çalışmaları, aynı zamanda güncel isim değişikliklerine ve eski isimleri, bu isimlerin en son ilk defa hangi kaynaklarda ne şekilde görüldüğüne bakacağımız indeks anatolikus gibi bir haritalama çalışması elimizde var. E, dillerle ilgili, e, dil e, 1927-64 arasında ana dile dair de nüfus, sayımlarında bir soru olduğu için en azından 64'e kadar da ana dil dağılımını ve onları konu olan bölgeleşmeleri, öbeklenmeleri görebileceğimiz veriler var. Bütün bunların hepsi önemli sezgiler bize sağlıyor. Gideceğimiz, seçeceğimiz veya çalışma yapacağımız sahadaki ön etnik katmanlara, kaybolan da etnik katmanlara dahil. Mevsimli gezici tarım işçiliği bile haritalandı. Hangi hasat dönemlerinde ee, daha çok o, yoğunlaşmalar oluyor hangi hasat dönemlerinde nereden işçiler daha çok yollara düşüyorlar Gürcistan'dan daha gelenler mülteci işçiler e, işte bunlar da çok önemli akış haritaları teşkil ediyor esasında bir 20 sene öncesine baktığımız zaman bir şehir planlama öğrencisinin elinde e, sosyal haritalama olarak konulacak pek çok şey birikmiş bir durumda ne mutlu ki. E, Türkiye'de ilçeler arası göçlerde yine e, İstanbul Kadir Has Üniversitesi Araştırmaları Merkezi'nde İstanbul Araştırma Merkezi tarafından kısmen haritalandı. E, 1990-2000 arası iller arası ve ilçeler arası göç hareketlerinde e, pek çok etki görebiliyoruz. E, bu çıplak gözle bilmeyeceğimiz Artvin ve Bursa arasındaki bir çok belirgin göç ilişkisi. İstanbul'un kendi arka havzası Ankara ve İstanbul nasıl farklılaştırmış havzaları kendine çekiyorlar? Bazen savaş etkisini görebiliyoruz. Ee, mesela en büyük e, göç e, oranı olarak göç sürekliliğinin 92 bin arasında Hakkari'den Van'a yaşandığını görüyoruz. İstanbul'a değil. İstanbul'dan da daha büyük bir pol oluşturuyor Van. Bu gibi şeyler gerçekten çalışacağımız yerlerin katmanları hakkında bize çok şey söyleyecektir. Hemşeri derneklerinden bahsettim. Hemşeri derneklerinin de bir haritası var. İstanbul'da mesela nispeten yeni kurulan, yeni yapılaşan Ümraniye, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde daha fazla hemşeri derneği var. İstanbul'da yaklaşık 6 bin-7 bin, bin hemşeri derneği şu anda var. Neredeyse tamamen erkeklerden oluşan üyeleri, dernekler bunlar, yüzde bir iki bile oluşmuyor kadınlar. Bu da toplumsal cinsiyet boyutu olan bir temsiliyet mekanda. Köyden dediğim gibi konfederasyon yapısına kadar bir yer var. Gittiğiniz yerlerde muaksak kafanızı kaldırın ve Hemşeri dernekleri tabelalarının fotoğraflarını çekin, odak görüşmeleri ayarlamaya çalışın. Çünkü çoğu zaman yerel siyasetle, yerel siyasetin de ulusal siyasetle eklemlenmesi içerisinde bir hemşeri dernekleri temsiliyet dengesi de olduğunu, mekansal kararlarda, mekansal kaynakların dağılımında etkili olabildiğini çok sık görüyoruz. İstanbul'da mesela en fazla hemşeri derneğini kuran farklı ilçelere dağılmış şekilde Sivas Kastamonu ve Giresun. Bu da bize çok şey söylüyor. İstanbul'da esasında yerel siyasetin hemşerilik bağı da var. Belediye başkanları belli yerlerden çıkıyorlar. Karadenizlik diye bir e, e, esasında bir olgu var. E, e, göz ardı edemeyeceğimiz yani hiçbir zaman e, bir vatandaşlık ve kamus, anonim olarak ilerleyen seçim politikaları üzerinden ilerlemiyor kentsel mekanın dönüşümü. Çok önemli ipuçları veriyor bize. Yine de bahsettim en fazla hemşeri derneğin olduğu yerlere de e, yani daha e, e, eski yerlerden çok yeni yapılaşmış İstanbul'da da bu 90'lardan sonra Ümraniye, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde hemşeri derneklerinin esasında oraların oluşmasında toprak, arazi üretimi, konut mesken üretimi ve e, iş bulma süreçlerinde etkili olduğunu biliyoruz ki dediğim gibi bu o kadar e, ciddi bir temsiliyete vardı ki hemşeri dernekler bazen kendi mezarlıklarını bile oluşturdular. <laughs> o yüzden e, Gideceğiniz sahada bir mezarlığa da e, üzerinde mezar taşlarını yazan e, göç ilişkilerine dair ipuçlarına da zaman ayırmayı hepinize öneriyorum. Tabii ki konvansiyonel verilerimiz de var. Konvansiyonel derken e, TÜİK, hiçbirimizin o sevmediği o kargacık burgacık şeylerin içerisinde. Tabii ki yalnızca internette değil, bunu da altın çizeyim. internetteki erişime olay, olabileceğiniz veriler TÜİK'in yalnızca üst ölçek verileri, il verileri. Ama biliyorsunuz bir yazı yazdığınız zaman TÜİK e, yerel... E, müdürlüğüne e, mahalle ölçeğinde, ilçe ölçeğinde doğum yerine göre nüfus. Doğum yerine göre nüfusun senelere göre değişmesi. Yani 10 senede bir mesela daha çok Yugoslavya'dan biz Bulgaristan'da çalışırken halen 1980'lerin başına kadar gidebilirsin. 80'lerin başında Yugoslavya, Bulgaristan doğumlu nüfusu Trabzon'da doğanlar e, yapa, e, takip ederken Bursa'da bizim işte o dönem çalıştığımız Orhan Gazi Mahallesi'nde gittikçe işte yugo, Yugoslavya tabii göçmenlerinin geriye gittiğini, Bulgaristan Trabzon'un yerine Erzurum'un geçtiğini görüyoruz. bu bunlar tabii yine verilerden de takip edebileceğiniz şeyler. Gerçekten imtina etmeyin, tüyün internet verileri yetinmeyin her türlü bölümden gidecek TÜİK'e üniversiteler arası ilişkili edineceğiniz bu mahalle ilçe ölçeğindeki göç verileri, doğum yerine göre nüfus verileri de çok işinize yarayacaktır muhakkak. enkaz haline gelmiş de dediğim gibi gidenlerin yani göç dalgaları deyince yalnızca oluşturucu değil aynı zamanda yıkıcı bir süreçten de bahsediyoruz. Bunları da takip edebileceğiniz Türkiye Kültür Varlıkları veya Kültür Envanteri veya Kültür Portalı gibi Veriler var. E, hepsinde tescilli yani yalnızca Kültür Portalı'na, Kültür Bakanlığı'nın tescillediği binalarla kısıtlı kalmayın. E, kültür envantere, kültür varlıkları, haritaları interaktif oluşturulan sizin de katkıda bulunabileceğiniz olduğunuz yerde e, üzerine otopark yapılmaya çalışılan bir sarnıç, bir e, <laughs> e, nitelikli bir bina kentsel bellekte önemli yeri olan bir binayı siz de kendiniz katkıda bulunabilirsiniz. Yalnızca bir üye olmanız yeterli. Bu gibi sahada belgeleme çalışmalarının da dijital haritalama çalışmalarının da sosyal toplumsal mekanı okumak için çok ipucu verdiğini ve ne mutlu ki artmakta olduğunu görüyoruz. Evet, gelelim mekanda toplumsal sınıf ilişkileri. İkinci farklılaşma eksenimiz nasıl görünür olur ve biz nerelerde görebiliriz? Şimdi yine birkaç örnek verelim. Sınıf ilişkileri nerede görüyoruz? Mesela başlı başına konut sahipliği yani ev sahibi kiracı çelişkisi her ne kadar üretim alanında olmasa bile bir çoğu zaman bir sınıf çelişkisinin görüngüsü olarak yapacaktır ve çıkarları da bildiğiniz gibi kiracı ve ev sahiplerinin çok farklılaşıyor. Bazen dikey bir sınıf ayrımı da var. Bunu Apartmanlar Kralı filminde Kemal Sunal'ın da görebilirsiniz. Veya Zübük'te de gerçekten bunun haritaları da yapılabilir. Yani en altta bilirsiniz apartman görevlileri diye şimdi şık söylenen kapıcılar otururdu. Mesela Samsun'da bir sel olduğu zaman ilk buna maruz kalan kapıcı konutları oldu. Ve mesela kapıcı konutundakiler hayatını kaybettiler. Bu çok açık bir kapıcı konutları. Her zaman eskiden kömür deposu olan yerlerde otururlar ve bazen gerçekten bir apartman ölçeğinde bile üretim ilişkilerindeki konumlarına, statülerine de çoğu zaman ilişkili olan bir sezgisel bina ölçeğinde apartman ölçeğinde bile sınıfsal ilişkiler bazen okunabilir olur. Bazen ilçeler arası yani tasnif edilmiş ilçelerin içerisinde semtler arası bazen birkaç ilçeyi kapsayan topografya ile de ilişkili görünmez sınıfsal sınırlar olur. Bu nasıldır mesela? Biz şu anda bu dersi Beyoğlu'nda çekiyoruz. Yaklaşık arkadaşlar da yürüyerek geldiler. 7 dakika kuzeyimizde 7 dakika yürüdüğünüz zaman İstiklal Caddesi var. İstiklal Caddesi bir sırt oluşturuyor ve onun denize bakan tarafı Cihangir. Cihangir'e ve altındaki diğer mahalleler Gümüşsuyu, Cihangir. Bu sırtın bu tarafı ise Dolapdere inen tarafı ise Güney e, e, Kuzey pardon Kuzey inen yakası ise bu tarafta bakınca Güney oluyor Kuzey inen yakası ise tarla başı tarla başından Dolapdere iniş. Esasında Boğaza bakan önü daha az kapanan iyi rüzgarlanan Cihangir Gümüş e, suyu e, Bölgesiyle bu sırtın altına indiğinizde mesela sosyal olarak da aşağı inmiş oluyorsunuz. Aramızda İstiklal Caddesi'ne yürüyerek gidip de tarla başına gelmemiş zaten turistler de katarsanız %99 vardır herhalde. Demek ki İstiklal Caddesi sınıfsal bir bariyer teşkil ediyor burada. Yani biz Cihangir'le tarla başına esasında birbirlerine çok yakın olmasına rağmen, 5 dakikalık mesafe olmasına rağmen aralarında bir uzamsal, mekansal mesafe etkisini tekabül etmeyen sınıfsal bir mekansal mesafe olduğunda bilebiliriz bir hiyerarşi var. Burada o yüzden altını çizelim. Sosyal mesafe çok nadiren kapitalist toplumlarda mekansal mesafeye denk düşer. Yani der ki işte bir tane güzel istiklalde bile İstiklal caddesi başta İstiklal caddesinde bir sokağa girersiniz ki çok farklı bir sınıfsal geçim yapısı olduğunu hissedersiniz. Bazen bir sokak oynar sınıfsal bir uçurum farkını hissediyor olmanız. Veya son zamanlarda yapılan güzel bir çalışma nişan taşı. Nişantaşı'nı nasıl bilirsiniz? İstanbul'da olmanıza gerek yok. Nişantaşı en büyük markaların merkezinin olduğu. Nişantaşı aklımızda bir üst sınıf yer olarak kodlanmıştır ama bugün Nişantaşı içerisinde bulunan ama Fulya'nın tepelerinden birazcık indiğiniz zaman konumlanmış olan eski ismiyle Teneke Mahallesi. Zaten Nişantaşı oluştuğu zaman Nişantaşı hanelerine hizmetçilik, bahçıvanlık, taşımacılık yapanlarla e, oluşturulmuş bir gerilim vardır. Yani eski Teneke Mahallesi bugün Fulya'nın üstleriyle bugün Nişantaşı bulduğumuz imge arasında bir sınıfsal yine birbirine yakın, birbirine yakın olması da hizmet edilen ve hizmet edenler sınıfsal ayrımını getirmiş çok ciddi bir toplumsal mesafe vardır. Bir kez daha işte işin o güzel olanı saha çalışmalarında, toplumsal mekan okumalarında bu uzamsal mekansal yakınlığın bazen ne kadar büyük bir sosyal mesafeyle ilişkili olabileceğini görmek göstermektir. Aslında bunu hepimiz sokaklarda hangi sokakta yürünüp yürünemeyeceğini, hangi sokağında hangi dükkan olduğu üzerinden cebimizdeki yani 20 liralık bir kahve var yoksa gerçi 20 liranın altına kahve yok. 40 liralık bir kahvem olacak yoksa 5 liralık bir çay bulabilecek miyim sorusunu kendi cebimiz için karar verirken biliriz. Herkes esasında kendi hayatını idame ettirmek için kentlerde yürüyen bir sosyologtur. Önemli olan bunu bizim saha çalışmasına bütün o büyük isimler verilen kavramlardan biraz yer açıp, ...sistematik olarak entegre edebilmekte. E, soylulaştırma dediğimiz e, bazen piyasa eliyle yapılan... ...bazen devletin kentsel dönüşüm eliyle daha imkan sağladığı süreç... ...başlı başına sınıfsal bir süreçtir esasında. İşte Piyasa eliyle yapılan kiraların yükselerek belli sosyal, sınıfsal konumda olanların çıkmak zorunda olması... ...başka sınıfsal konumda olanların gelmesi gibi... Bazen bir iş yeri ölçeğinde, mesela AVM'leri alalım. AVM'lerde hizmet edenlerle hizmet alanlar ayrımı çok açıktır. Belki değil mi? Özellikle o hizmet verenlerin gençlik, yaşla, kuşakla ilgili işe alınma pratikleri üzerinden oluşan resim de çok ayrıdır. Güvenlikli site, güvenlikçileriyle güvenlik siteden arabasıyla geçen orada sakinler arasındaki sınıfsal konum, o güvenlikçi mobosuyla konuklar arasındaki... Mesafe, toplumsal, sınıfsal mesafe çok belirgindir. Veya mesela üniversitelerde akademisyenlerle hizmetlilerin mevekaneleri çoğu zaman iş yerlerinde de ayrı yapılır. Bu da sınıfsal toplumdaki eşitsizliklerin bir iş yeri ölçeğine yansımasıdır çok e, belirgin bir İstanbul sosyal coğrafyasından örnek vereceğim. Tabii biraz önce Cihangir örneğini de verdik ve Tarlabaşı örneğini. Denize yakınlık ve denize uzaklık da bir sınıfsal ilişki. Yani deniz deniz yerinde duruyor. Ama çok belirgin olarak e, bu bahsettiğim e, sosyal profil haritaları kent 95'te e, baktığınız zaman veya Covid-19'un o pek bir şeyde benzemeyen e, ısı haritalarına baktığımız zaman da İstanbul'un e, e5 e, güneyindeki otoyol olan E5'in esasında bir sınıfsal bariyer olarak işlediğini görürüz. Bütün raiç bedenler üste çıktığınız zaman sıçrar. E, Covid-19 e, bulaşı e, E5'in üstüne çıkınca artar. E, çocuk sayıları artar ve e, eskiden daha da fazla imalat sanayi çalışma oranları da artar. Yani nasıl bir şey oluyor ki toplumsal sınıf dediğiniz kendine bayağı fiziki bir e, araç, vesile, ajan bulmuş oluyor. <laughs> E, kağıt atıkçılar Bebek Sahilinden Bağdat Caddesi'nden Nişantaşı'nın daha e, daha fazla katı atık üreten ve daha nitelikli katı atık üreten dükkanlarının önünden geçerken o sınıfsal, mekansal gerilimi de yaratırlar. E, veya şu anda hepiniz e, üzerinize giydiğiniz kıyafetlerin açıp e, markalarına, etiketlerine bakabilirsiniz. Üzerinde göreceğiniz çoğu zaman Made in Bangladesh, Made in Vietnam, Made in China olan etiketler olacaktır. Bu da mesela bir kıyafet ölçeğinde bile uluslararası ölçekte oluşmuş sınıf ilişkilerini, tüketicilerle üreticilerin ayrıştığı bir sınıfsal seleksiyonu, toplumsal mekan farklılaşmasını bize gösterecektir yine küresel ölçekte. Evet, burada bu dersin anlamında size uzun uzun toplumsal sınıfı anlatmak yerine kullanabileceğiniz verileri ele almaya çalıştığımız için yalnızca başta geçtiğim cümleyi söyleyeyim. Lütfen kafanız karışmasın. Toplumsal sınıfın görüngülerinden biraz önce bahsetmiş bile olsam yani geriye dönüp de sarmanız gereken şey üretim alanına, meta ve hizmetlerin üretildiği alana, o üretim alanı içerisindeki statüler çalışma statülerine, o üretim alanında nasıl bir işte ham maddeler bağlamında kurulduğu yer açısından, attıkları açısından doğayla nasıl bir ilişki geliştirdiğini, o işçilerin, o çalışanların işe nasıl gidip geldiğine, ee, ve burada üretilen meta ve hizmetlerin topluma nasıl yayıldığına dair somut, mekansal şeylere bakıyor olacaksınız. Birkaç örneği yansıtalım sınıfı görmeniz için. Çok yakın zamanda İstanbul Planlama Ajansı mesela COVID kırılganlık haritası yaptı. COVID kırılganlık haritasının sitesinden girerek mesela bu çalışmanın kırklı kriterlerine bakabilirsiniz. Bunların arasında üretim alanında yaratılan hiyerarşiler, emeğiyle geçinenler, emeğiyle geçinenlerin bölündüğü binbir statü ve farklı gelir grubu, Doğa ile girdiği farklı ilişkiler, şehirde konumu, ulaşım, dolaşım alanındaki yerini sorgulayabilirsiniz. Burada bu tartalama çalışmasında spesifik olarak çalışma hayatı ve üretim alanında oluşan çelişkilerden pek bir şey yok. Ama yine de belli semptom ve görüngüler okuyabilirsiniz. Bundan devam ederek de biz de mesela şey plancı arkadaşım Murat Tülek'le COVID yayılım haritasıyla İstanbul'un imalat sanayi ve biraz önce bahsettiğim sosyal profil haritalarını örtüştürerek neden bazı yerlerde daha fazla COVID'in göründüğünü, bunların işte merdiven altı veya apartman içi küçük ölçekli üretimle güvenlik sitelerinin olduğu olmadığı yerlerle ilişkisini sorguladığımız harita çalışmalarına da yine bakabilirsiniz. Covid'in sınıfsallığı başka ülke örneklerinde de özellikle erken dönemde çok görünür olduğu için Türkiye'de değil mesela kendi de başlı başına bir toplumsal, me toplumsal mekandaki eşitsizlikleri arttıran ama görünür de kılan fenomen olan toplumsal bir fenomen olan covid 19a Fransa'da baktığımız zaman eski sanayi havzalarının Covid'den çok daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Bunun nedenlerini düşünme mesaisinde size bırakarak. Ee, biraz daha sıkıcı olan kısma gideyim. Tabii ki TÜİK verilerimiz yine var. TÜİK verilerimize baktığınız zaman e, bunların içerisinde yine e, genel değil, e, biraz öncekini söyleyeyim, mahalle ilçe ölçeğinde e, 80'lerin başına kadar e, bölge müdürlüğünden ayrıştırılmış e, veriler isteyebileceğinizi e, hatırlatayım. E, tabii bu ölçeklerde her zaman aynı kategoriler kendini takip ediyor. Şu anda işte iş gücü yani potansiyel olarak çalışabilen durumda olanlar, iş gücünden kimlerin e, dahil edilmediği ve dahil edilmeme nedenleri. Yani burada gördüğünüz üst başlıklar mevsimlik çalışanlar dahil edilmiyor. En önemli kategori Türkiye'nin toplumsal cinsiyet ve sınıf boyutunu en iyi gösteren ev işleriyle meşgul olanlar. Türkiye'de resmi iş gücünün parçası değiller. Bu ne yazık ki Türkiye'de 10 çalışma çağındaki kadının 6 6,5 hatta 7'sine tekabül ediyor. Türkiye'de 10 kadından 6 ila 7'si e, ücretlendirilmemiş hanelerde bakım veriyorlar. Ev kadını diye nitelendirilmiş o e, korkunç sabah programlarını seyretmeye mahkum ediliyorlar. Vakitleri oluyorsa tabii bu kadar emekten. Ve bunlar iş gücün içinde değiller. Yani çalıştığınız ölçekte ne kadar kadının hanede yani anketlerle normalde ulaşması zor olan bir kesim. Çünkü kamusal alanda yaptığınız anketlerde zaten hanede, e, de çalıştığı için haneden çıkması da ee, erkeklerden daha zor olduğu için e, oturan kadınlar ulaşmanın zor olacaktır. Altını çizeyim. Kentsel e, toplumun parçası olan ev kadınları çoğu zaman işte Türkiye ölçeğinde 10 10 kadının çalışma çağındaki 6'sı ila 7'si ev kadını. Eğitim ve öğretimde olanlar e, ki hang, bunların hepsini tabii istatistiki devlet gibi görürler veriler olduğunu söyleyeyim. Kaç kişi var ki aranızda? eğitim öğretim anlırken çalışmıyorsunuz. Yani esasında esas çalışma pratiklerini yine sahada bakmanız gerekiyor ama bu rakamlar ve bu rakamların 80'lerden beri dönüşümü oranın formal e, iş gücü ve sınıfsal yapısına dair şeyler söyleyecektir. İşte aynı zamanda e, çalışamaz halde olanlar, disabled dediğimiz kategoride görüyoruz. Emeklileri görüyoruz. Ne kadar emeklilik maaşına bağımlılar eğitim, öğretim, emeklilik çalışamaz halde olanlar, ev işleriyle meşgul olanlar, onların kadın ve erkek mi olup olmadığı neredeyse %100 kadın tabii ki. Ve mevsimlik çalışanları iş gücünde olmama durumunu görebiliyoruz. Tabii ondan sonra da oranın somut gerçekleriyle çalışanların hangi alanlarda, iş kollarında, hangi iş kollarının altındaki alanlarda ve bunların hangi tip mekanlarda, iş yeri mekanlarında çalıştığını bulmakta Türkiye e, size veremeyeceği bir şey. İşte onu ayaklarınızla yapmanız gerekiyor. Bütün bunları sahadan önce baktıktan sonra iş gücünde olanlara bakınca da ne kadar istihdam edilebilmiş. Yani bu kadar potansiyel var ama bunların ne kadarı bir yer yani employ edebilmiş, bir istihdam bulabilmişler. Yani resmi işsizlik ne kadar? E, e, bu gireşme işsizliğin içerisinde yaş ve e, kuşakla ilgili farklılık her zaman genç işsizlik yaklaşık iki misli daha fazla oluyor. Resmi işsizliğin kadın e, işsizliği ise yaklaşık üç misli daha fazla oluyor. Bu arada iş gücüne katılabilen kadınlardan bahsediyoruz. Ee, burada e, bunlar hep e, TÜİK verilerinden sonra sahaya gitmeden önce bakabilecekleriniz. Ee, burada tabii iş kolu, hizmet kolu ve e, en sonunda Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa İstek Sistemi'nden devraldığı NACE kodu diye bildiğimiz kodlar birbirine karışıyor olabilir. Bunlar işte teknik tasnif kategorileri. Bunları da bilmek önemli. Özel sektördeki 20 iş kolu Kamu sektöründeki 11 hizmet kolu ve SGK'nın e, kabul ettiği, entegre ettiği NACE'nin 99 artı bir ev işleriyle beraber e, iş kollarına göz atmanız ve onların hangi mekanlarda işte gemi söküm, gemi inşa mı, yoksa işte beyaz yakaların o çeşitlikleri bu daha çok evde mi çalışıyor olabilirler yoksa plazalar, finans merkezleri gibi üst nitelikli sosyal hizmetler mi, banka şubeleri, AVM şubeleri işte kuryeler daha çok günümüzde gündemimize girmiş olan kuryelerin kendi depoları var. Fiks ama aynı zamanda şehri birer karınca ayağıyla dokuyorlar. Bütün bunların gidişli gelişli hem ulaşım için olan hem de bazen kenti ayaklarıyla ören iş mekanlarını ve bunların bazen sabit iş yerleri de depolarla <laughs> plazalarla da sabit olmadığını düşünmek gerekiyor. Yani onlara bakıp gerçekten SGK'nın NACE verilerine, iş kollarına bakıp e, kendi ölçeğinizde ele aldığınız verilerin nerelerde gerçekleştiğini örtüştürmek çok önemli, çok kıymetli bir mesai e, olacaktır. E, daha üst ölçekli, Türkiye'de işte bu 12 bölgede sanayinin, hizmetlerin ve tarımın nasıl yayıldığına dair e, şeylerden daha isabetli olacaktır. Ama onların bilgisi de tabii çok önemli. Eee İş yerleriyle ilgili iş yerleriyle ilgili iş yerlerde oluşan sınıf sağlığı bir diğer görebileceğimiz ölümcül veri esasında işte beden ölçeğinde okuyabileceğimiz veri. Yani kaç kişi hangi iş kollarında hangi illerde ilçelerde hangi yaş aralığında vatandaş mı değil mi kadın mı erkek mi bir sene içerisinde iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu biraz önce en başta söylediğim beden ölçeğinde bir sınıfsal okuma. Bu verileri de İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi tutuyor. Onun aylık ve senelik raporlarında e, tabii ki şaşırtıcı olmayacak şekilde görebildiği ani kazaların çoğunun İstanbul'da daha sonra <laughs> İzmir'de, Bursa'da, Manisa'da yoğunlaştığını görebiliyoruz. E, burada e, belli kaçak çalıştırılan normalde konvansiyonel şey planlamanın göz ardı edebileceği çünkü kayıtlara yansımayan, resmi verilere yansımayanların ancak öldükleri zaman çalıştıklarını bilebiliyoruz. Aynı zamanda çocuk işçilik ve emekli işçilerle de durum böyle. Aynı zamanda kendi hesabına çalışılan ve resmen işçi olarak adedilmeyen esnaf da esnaf kuryeyle, kuryelerin ölümleriyle veya küçük dükkan sahipleriyle ile ilgili durumlar da böyle. Bunları ancak fiili verilerden görebiliyoruz. Resmi veriler bunları göstermiyor. Evde çalışırken hayatını kaybeden e, kadınlarla da ilgili durumlar böyle. Bunlara bakmak da bu sınıfsal yani ölüm anında e, gördüğümüz ne yazık ki bedenlere farklı yansıyan sınıfı da bize göstermeye yardımcı olacaktır. Bu veriler de ilçe ölçeğinde işçi sağlığı meclisinden edinilebilir. Ee, evet. Kent 95'i daha önce de, değerlendirdim. Bunları da hep yansıtacağımız için umuyorum beni dinlerken bir yandan da e, durdurarak e, bu sizin kendi sağ çalışmalarınızda kaynak olarak e, kullanabileceğiniz e, çoğu da artık hepsi internette açık olan Index Analytolicus veya Kent 95 veya Corin Land Cover arazi kullanımı Avrupa ölçeğindeki ve Türkiye'de kapsayan haritalara bakacağınızı umuyorum ve işinize yarayacağını umuyorum. Sınıfla ilgili söyleyebileceğim evet iş cinayetlerine değindikten sonra tabii bir değer çalışılması gereken de yalnızca çalışan sınıflar, işçi sınıfı değil aynı zamanda şirket en belirgin formu şirket olan e, sermaye yani işverenler sınıfı da e, onların da ağları, sermaye ağları, özellikle yatırım ağları çok belirgin, çok güçlü olduğu için çoğu zaman çok konuşmuyoruz ama Türkiye'de en büyük şirketlerin e, birden çok daha fazla mekanda, birden çok daha fazla sektörde işte madencilikten e, basına kadar, inşaat sektöründen özel üniversiteciliğe kadar mekanı çok belirleyen yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. O yüzden ee, özellikle ilk 500'e e, giren imalat sanayi ve en fazla cirosu olan, en fazla kar sahibi olan şirketlerin Türkiye'nin farklı ilçelerinde, kırsal, kentsel, doğal alanlarda yaptığı maden yatırımlarından, inşaat yatırımlara kadar birbiriyle ilişkisini bilmek, çalışmak da her şehir plancının e, çok işine yarayacaktır. Bu oyunun borcudur. Çünkü kentsel e, kırsal mekanları en çok belirleyen haliyle kapitalizm diye bir sistemde yaşıyoruz. Kapital ve kapitalin yani sermayenin en organize formu olan şirketler şirketlerin yatırım ağlarını çalışan mülksüzleştirme org gibi mesela ağlarımız var. Siz de bu graphcommons.com'a girerek kendiniz şirketlerin aynı zamanda başka türlü e, iz bırakan güç odaklarının haritalarını yapabilirsiniz. Proje odaklı bir projeye dahil olan ortakları bu projeye e, taraftar olan o projeye karşı çıkan e, yereldeki oluşmaları, yerel temsiliyeti, yerel grupları da yine bu e, ilişkisel ağ analizleri şeklinde çalışabilirsiniz. Gayet kullanıcı dostu bir arayüz e, sevgili Burak Arıkan'ın geliştirdiği graphcommons.com buradan e, mesela 3. havalimanı etrafındaki A e, ağ haritasına şirketleri, e, kamu kurumlarını ve bunların bunlara bağlı projelerin ağını gösterebiliyoruz. Bütün bu ağla, ağdaki projelerin, şirketlerin ve devlet kurumlarının birbirine tabii çok somut ilişkilerle bağlı olduğunu ve bir mek bir birkaç mekanda aynı anda o mekanın dönüşümünü belirlediklerini çok ciddi oranda belirlediklerini de görebiliriz. Ee, e, evet iş kazalarına da değindikten sonra e, birkaç tane daha e, nasıl birkaç örnekle başladım yine e, birkaç örnekle bitireyim bu kısmı toplumsal sınıfı mekanda nasıl okuyabiliriz kısmını e, mesela yine 2000'den kalan ve artık yeni üretilemeyecek olan bir haritadan bahsetmek istiyorum yani sınıf kendi başına ben buradayım toplumsal sınıfsal ilişkiler ben biz buradayız demedi veya dediği zaman bahsettiğim gibi pek çok e, birbiriyle ilişkilendirilmesi gereken emareler bıraktığı için haritalanması zor bir tip olduğunu söyledik ama elimizde nadir bir kentsel ölçeğin hepsini etkili olmuş bir emare var. 2000'de artık yapılamaz. Doğalgaz genel olarak şehre yayılmadan önce, İstanbul'a yayılmadan önce soba yakanlarla doğalgaz yakanlar arasındaki harita çok ciddi bir sınıfsal e, harita esasında. Ve burada da gördüğünüz gibi E5'in üstü ve altı mor olanlar, doğalgaz bağlananlar, yukarıdakiler soba olmak üzere, merkezi sistemle ısınmayanlar üzere. Birdenbire ısıtma dediğiniz çok teknik gibi gözüken bir alanı bir sınıfsal e, ilişkilere dair emare olarak kullanabilmiş oluyorsunuz. Ama artık doğal gaz bağlatabilenler ve doğal gaz faturasını ödeyenler diye bir harita yapmamız gerekenler veya icra, icra gelenler diye bir harita yapmamız gerekecek. bazı harita türleri ancak bazı konjonktürlerde o yüzden yapılıyor. O yüzden bu 2000 haritası da mesela İstanbul ölçeğinde yapıldı. Başka illerde, ilçelerde yapabileceğimiz harita. Böyle baktığınız zaman ister nadiren de olsa kentsel ölçeğin bütün mahallelerini kapsayan ölçeğine gider. i̇sterseniz de küçücük dediğimiz bir sosyal mesafeli, mekansal mesafe birbirinden ayrıştığı sırt caddeler, bunların nedenleri, işte topografik avantajlı konumlar, bunların tabii ki yani fiziksel özellikle ilişkisini sorgulayabileceğimiz koskoca bir ayaklarımızla yapacağımız kentsel sosyoloji alanı yapıyor. Tabii ki bundan sonra bütün bunları tekrar eylem planına ve de yapılacak planlara yansıtma mesaimiz başlayacak. Gelelim üçüncü ele alacağımız toplumsal farklılaşma ekseni olan toplumsal cinsiyete. Dediğim gibi uzun uzun kavram tartışmasına girmiyor olacağım. Ama hepinize bu slaytlar içerisinde çok nokta atış, pratik okumalar, kısa aynı zamanda okumalar öneriyorum. Yine örneklerle başlayalım. Bir farklı ölçeklerde toplumsal ilişkiler, toplumsal cinsiyet ilişkilerini mekanda nasıl görebiliriz? Mesela bazı yerler pür bir biyolojik cinsiyet tarafından kullanıldığı için görünür olurlar. Çok iyi biliyoruz kıraathaneler, camiler, çoğu zaman stadyumlar veya trafikte ekseriyette e, yani trafiğe kadarkini pür mekan diyebiliriz ama hani trafikte davranış kalıbı olarak gayet eril mekanlar. Bahsettik hemşeri derneklerinde yani esasında göç dalgalarının kentte temsiliyetini e, takip edebileceğimiz hemşire derneklerinde üyelikler ve varlık e, tamamen erkek cinsiyeti üzerinden gerçekleşiyor. Bir lokantaya girdiğimiz zaman aile salonu dediğiniz zaman kalan kısmında esasında çok fazla kadının oturmayacağını düşünebiliriz. E, evlerde e, mekansal, e, işlevsel veya cinsiyete dayalı bir ayrım vardır hane ölçeğinde. Mesela salon mutfak ayrımı değil mi? Eril mekan, dişil mekan olarak çok belirgindir. Yani mesela bir erkeğin mutfağa girmesi gerçekten anlatılacak bir olaydır veya özellikle onore edilir, iltifat görür. Türkiye'de mobilyacılarda baba koltuğu diye bir şey satılır. Ee, ve mesela aynı hanelere yansıyan sabah programlarında kadın programı olarak tasnif edildiğini görüyoruz. Okulların çıkışı mesela çok önemlidir odak grup görüşmeleri için. Özellikle evden çıkışın bir kadın için, çocuğunun bakımını üstlenen bir kadın için meşru olduğu, kesinlikle meşru olduğu çocuk okuldan almak. Okulların çıkışının çoğu zaman dişil olduğunu görürüz. Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılma olan, oranı olan %30'u ele alınca bunu görebiliriz. O yüzden kadınların e, kamusal alan kullanımı veya kadınlara has e, istihdama, entegrasyon, çocuk bakımı, e, çocuklar üzerinden giden e, konularda okul çıkışları çok önemli olacak. Evet bu odak grup çalışmalarımızda bu tarz mekanların tespiti çok e, önemlidir. Ee, kent sosyoloğu olarak bizim yaptığımız felsefeci Lefevre mesela e, sermaye birikiminin sermaye birikiminin kentteki izlerini e, vertikal, dikey yani fallik mekan olarak tanımlar. Kent içerisinde üstten bakan ve izini bırakan mekanlar içerisinde bir toplumsal cinsiyet görünürlüğü atfeder esasında. E, billboardlar, kent mekanı kamusal alanlarına sokulmuş özel e, mülkiyete dair izlerdir ve billboardların kime hitap ettiği, belli metaların hangi e, e, objeyi kullandığı, kadın bedeninin obje olarak kullanılması esasında sürekli bize hatırlatılan toplumsal cinsiyet rolleridir. Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında kent mekanı da bu açıdan çok önemli bir rol oynar. Belli gelelim iş gücüyle ilgili, e, daha doğrusu çalışma hayatı, çalışma mekanları ile ilgili toplumsal cinsiyet farklılaşmalarına Bununla ilgili birkaç önemli e, örnek ve kavram verebiliriz. Bazı e, meslek alanlarının, meslek de diyebiliriz artık hani meslekleşmeden, belki insan meslek formasyonu olmadan da o işleri yapıyor. O yüzden İngilizce kavramıyla job diyebiliriz. Hani En nitelikli olarak düşünülen e, mesleklerin bile artık joblaştığı bir dönemde olduğumuz için. Mesela işte taksi şoförlüğü gibi çok uzun zaman toplu taşıma araçlarını kullanan gibi alanlarda e, çok belirgin bir yoğunlaşma vardır oranlarda bazen de mesela hastanelerde kadın ve erkek çalışan biyolojik olarak çok eşit dağıtılmıştır. Çünkü sağlık sektörü kadın istihdam oranının en yüksek olduğu sektörlerden biri de bu sefer kendi içinde aynı iş yeri mekanı içinde ve iş kolu olarak da bakarsak sağlık iş kolu içerisinde şu hiyerarşiye tanık oluruz. Çoğu zaman doktorlar biyolojik olarak daha çok erkeklerdir ve hemşireler ve teknik elemanlara doğru indiğiniz zaman kadın oranı artar. Bu akademide de verebileceğimiz bir örnek yukarı aynı iş kolu içerisinde hatta iş mekanı içerisinde temsiliyet ve belirleyicilik merdivenlerin yükseldiğiniz zaman kadınların orada cam tavana vurarak azaldığını görürüz. Daha çok alt kurucu tabandaki büyük emeğin kadınlar tarafından verildiğini görüyoruz. Bazen hani gerçekten planlamada toplumsal cinsiyeti dikkat edilmemesinin yani yalnızca erkeklerin rahat dolaşabileceği bir engellenmesin en kötü sonuçlarından birini Esenler Otogarı'nda görüyorduk. Onu kullanmış her kadın ne kadar korkutucu olacağını, ne kadar cinsel şiddete maruz kalınabilecek, cep mekanlar, aydınlatılmamış mekanlar yapıldığını hissetmiştir yani bu da bir yandan da tasarımın da tabii ki planlama ölçe tasarım ölçeğinde planlamanın da ciddi bir toplumsal cinsiyeti olduğunu biliyoruz. E Şimdi dediğim gibi bütün bunları biz top, hani yalnızca biyolojik yani ki yine tek başlı başına da ayrıca çalışılması gereken bir biyolojik kadınlık ve erkeklik durumu var biyolojik olarak işte iş işgücü alanındaki farklılaşma üzerinden komisyon alanlara katılım üzerinden belli rollerin tamamen kadınlar ve erkeklere dağıtılmış olması üzerinden <laughs> ama onun dışında da bir biyolojik kadın tarafından üstlenilse bile eril diyebileceğimiz daha fazla tekil görünürlüğe, rekabete e, dayalı olan e, roller de var. Bunlar o zaman hiç ummadığımız cinsiyetler tarafından, biyolojik cinsiyetler tarafından da ulaşır. Burada roller olarak e, bakım, şefkat, kendini adama ve anonimleşme ile rekabet, tekillik e, ve e, merkezilik olarak erillik ve dişillikten de bahsedebiliyoruz. Bunları da bazen bu şekilde kullanıyor olacağım. Şimdi dediğimiz gibi toplumsal cinsiyet yalnızca kültür olarak e, zihinde değil hiçbir kültür unsuru yoktur ki zihinde oluşsun. Aynı zamanda beden de dahil olmak üzere mekanda oluşur. Billboard'lar üzerinden reklamdan verdim ama işte bunun en uç formu olan seksizm diyebileceğimiz form aynı zamanda dile de çok e, tabii ki görüyoruz. Bu da bir mekan. Diller semantik olarak, tekst olarak mekanlar oluştururlar. Bu da şehir plancıların mesela bitirme tezlerinde bizim öğrencilerin çok çalıştığı türden biri söylemsel mekanlar oluştururlar. E, o yüzden de hem bedende toplumsal cinsiyeti, hem aile hanede, hem kamusal alanlarda hem eğitim ve kadın yani eğitim iş yerleri ve kadın üzerinden çünkü eğitim üzerinden kazanılan tekrar iş gücüne entegrasyon imkanları üzerinden de hem de tekil oluşmuş istihdam ve iş yeri üzerinden de görebiliriz. Bu beşine de birer birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, tabii ilk şehir planlama sahalarında daha az kullanılabilir ama çok dediğim gibi meşru çalışma alanlarından bir şehir plancıların ve gittikçe de artan Bedana tabii yeniden üretim emeğinin hani önce fiziki olarak durumun ve üreğinin kadınlara yapılması. Yeniden üretimdeki rolü cinsellikle ilgili imgeler, rollerden işte moda, yemek, diyet, güzellik gibi kodlanan bedenlerin hep dişillik üzerinden kodlanması ama hareketlilik, şiddet e, gibi meselelerin erilik üzerinden kodlanması veya esasında toplumdaki çok büyük çatışma alanlarının kadın bedeni üzerinden yaşanması. İşte türbanlama mı, türbansız mı, işte sokağa onunla mı çıktı, bununla mı çıktı, mini etek mi esasında bütün bu çok büyük bir Türkiye'nin içinden geçtiğimiz büyük siyaset alanının kodlandığı bedenden bahsediyoruz. Bu da bir beden. Veya tabii ki evlilik yaşı, doğurma yaşı, kürtaj gibi bedeni araçsallaştırılarak yaşanan çatışmalarda bu toplumsal cinsiyet rollerinin çalışma örneği olarak bedenler özellikle de tasnif edilen kadın beden üzerinden yaşandığı alanlar. Aileler ve haneler ikinci örnek. Biraz önceki zaten kadınların 10 çalışma çağındaki kadından 6 ila 7'sinin ev kadını olarak iş gücünün dışında tasnif edildiğini verdikleri emeğin ekonomik olarak ekonomik emek olarak görülmediğinden, tasnif edilmediğinden istatistikte bahsetmiştim. Ama o sizin sahalarınıza tabii ki çok büyük bir gerçeklik. Oradaki Ev kadını oranı, dertleri, imkanları, geçimleri evde gerçekten e, kendi bakım emekleri dışında çalışıp çalışmadıkları en de olsa ev eksenli emek yani. Bunlar hepiniz çalışmada, sağ çalışmasında e, ele alamazsanız bile neyi ele alamadığınızı bilip de kenara koymanız gereken e, önemli bilgiler. E, çocuk gelinler mesela bu da önemli. Türkiye'de evlenme e, evliliklerin üçte biri. Türkiye'deki ev, yaşanan evliliklerin üçte biri çocuk gelin diyebileceğimiz on sestizleşartı gençler. Bu tabii direkt eğitime ve onun üzerinden ki kamusal alan iş gücüne e, erişimle ilgili çok önemli, çok erken bir zamanda e, bir tasnif, bir örüntü, bir kapan, kapalılık gerektiriyor. Üçüncü kamusal alanlar, bu esasında en fazla tartışmaya konu olan ve en fazla işte e, de e, talebe de e, kadın hareketi tarafından e, tabi olan alan. Mesela eril mask mekanların kentte baskını, özellikle daha e, küçük e, metropoller dışında ölçekler çalışıyorsanız, gece ve kadın ilişkisi, sokaklar, meydanlar, kapı önleri, yani eğer resmi kamusal mekanlara açıklamıyorsa ne gibi kendine has kamusal mekanlar yaratıyor kadınlar e, ve onları ne kadar e, bir e, bakıştan masum tutmaya çalışıyorlar. Kapı önleri, çeşme başları gibi veya... E, işte resmi dairelerin e, cinsiyetsiz e, yapıldığı zaman esasında hangi cinsiyeti dışarıda tutuyoruz gibi her biri birer tasarım sorununu toplumsal cinsiyetlendirmesi gereken alanlar. Eğitim ve kadın e, ilişkisi ve istihdam ve iş yeri ilişkisi de çok önemli. İkisi birbiriyle ilişkili tabii ki. Bir önemli kavram var orada. Her e, sınıfı olarak da baktığımızda iş yerlerine tekrar bir bakışa tabi tutmamız gereken dikey, düşey ve yatay toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü bahsettiğim e, e, ilk verdiğim doktorlu yani pilotun erkek he, e, şeyin hostesin kadın veya doktorun erkek hemşirenin kadın olduğu çok da alıştığımız bu e, cinsiyet rolleri e, esasında dikey e, iş bölümüne örnek yatay e, toplumsal cinsiyet dayalı örnekte aynı işi yapıyor olursanız e, olun aynı ücretin alınmaması ve farklı toplumsal sorumluluklar yükleniyor olması Bunlar da hakkında epey çalışmalar olan e, konular. E, bazen e, yaş ve kuşakla da ilişkili oluyor. İşte 10 kadının 7 kadının ev kadını olduğu yerde, 10 e, iş gücüne katılma yaşındaki kadının 7'sinin ev kadını olduğu yerde çocuklar ve çocukların erken dönem özellikle kreşle ilgili bütün mekansal kararları nerede olacağı, ne kadar olacağı doğrudan kadınların eğitim ve iş gücüne katılımı ile ilgili kararlar haline dönüşebiliyor kendi e, iller ölçeğinde yereller için belli endeksler var yine sahaya gitmeden önce bakabileceğimiz mesela toplumsal eşitsizliğin nispi coğrafyasını belli kriterlere göre şu anda giremeyeceğim ama linklerimizden bakabilirsiniz toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi ve güçlenme endeksleri çıkarıyor mesela TEPAV bir e, think tank olarak burada anne çocuk ölüm oranından eğitime ve yerel temsilite kadar farklı kriterler var. Bunların sonucunda eğitim, karar mekanizmalarına katılım, sağlık ve istihdama göre ayrıştırılmış yaklaşık 30'dan fazla kritere göre gruplandığı zaman belli iller ve pardon, hizmet sunumu da var tabi. Hiç esasında görgül olarak düşünmeyeceğiniz belli illerin de önde ve belli illerin geride olduğunu düşünüyorsunuz. Her zaman metropoller bu kriterleri en iyi şekilde yerine getiren yerler olmuyor. Kadın, kadınların Yerel seçimler yani şu andaki yerel ve ulusal e, siyasi mekanizmalarda temsiliyeti hem Avrupa Birliği hem de dünya e, ortalamasında epey gerilerde e, bulunuyor. Sağ cinsiyet eşitliği karnesinin geriye gitmesinin en önemli nedenlerinden de biri bu. Yine slaytlardan bu tekil bilgileri de görebilirsiniz. Eğitim iş yeri ve diğer e, biyolojik olarak esasında da farklılaştırdığını gördüğümüz konu doğrudan da esasında hareketliliğe de etki ediyor bütün bunlar esasında toplumda biriktirilen sermaye türleri, yalnızca ekonomik sermaye değil, e, üretim alanıyla doğrudan ilişkili olan ama ondan sağdır olan kimi tanıdığımız anlamına gelen sosyal sermaye ve esasında toplumdaki daha makbul kültür kodlarına ne kadar yakın olduğumuz, ne kadar onları üretenlerin kökeninden geldiğimiz, onları varis olarak tevarüs ettiğimiz ilgili olan üç tane sermaye türünden bahsediyor sosyologlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel sermayenin buluştuğu yerde bütün bunların esasında ciddi bir mobiliteyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Kimi tanıdığınız, nasıl kültürel kodlara hakim olduğunuz esasında hareketlilikle ilgili ve esasında biyolojik cinsiyet olarak kadınları kentsel mekanın değişik veçelerinde daha geride bırakan konular hareketlilik gibi şehir planlamanın e, yalnızca yol üzerinden anlamadığı konularla da doğrudan ilişkili. E, Birleşmiş Milletler'in de yalnızca TEPAV'ın ulusal ölçekte değil, Birleşmiş Milletler'de bütün dünya ölçeleri, e, ölçe, ülkeleri arasında bir cinsiyet güçlendirme ölçütü, CEM dediği cinsiyet güçlendirme ölçütüne göre karşılaştırmalar e, yapıyor. Birleşmiş Milletler'de kadınların katılımında Türkiye'nin yazık ki tüm ülkeler içerisinde 9. mesela. Kadın istihdamı alanında da yine son onluk dilimde e, bulunuyor. Çalışan yüz kadının, çalışanların yani 10 kadından üçü çalışıyorsa üç kadının da yüzde altmışının sosyal güvencesi yok. Çünkü iş gücü verileri sosyal güvence olup olmadığına göre ayrışmazlar. Çalışabiliyor olmasına göre ayrışırlar. E, bu gibi... E, bir tane daha yine örnek, e, bunlar tabii ulusal ölçekte önemli. Küresel cinsiyet eşitsizliği veya eşitliği dünya ekonomik formunda verdiği şeyler var. E, bütün bunlara da ayrıştırarak esasında bakabiliriz. En son bu noktada girmek istediğim yine e, yerel ölçekte bölge müdürlüklerinden edinmenizi muhakkak önereceğim TÜİK verileri. TÜİK tabii ki biyolojik cinsiyete göre veri tutuyor. E, cinsiyet kategorisi olarak toplumsal cinsiyet ama çok büyük kısmının biyolojik cinsiyetle de örtüştüğünü görebiliyoruz. Yani burada yaratılan hareketlilik farklılaşmaları, iş yerlerine, iş gücüne pardon, iş yerlerine tabii onun üzerinden, toplumsal statüye, eğitime, erişim açısından da. Ee, mesela bakabileceğiniz işte cinsiyete göre ayrıştırılmış olarak biraz önce bahsettiğim istihdam verilerine baktığınız zaman pek çok yani kırsaldan yeni mahalleye geçmiş yerlerde kadının İş gücüne dahil olduğu kategorinin çok büyük bir oranda ücretsiz aile işçisi diye olduğunu görürüz. Esasında bu çiftçi veya köylü eşi çünkü hane halkının reisinin halen erkek olduğu yerde köylü veya çiftçi eşi olmakla aynı anlama geliyor. Yani kentte eğer ev kadınıysanız iş gücüne dahil değilsiniz ama kırsalda halen tarım bir iş kolu bir sektör olduğu için ücretsiz aile işçisi olarak görebiliyorsunuz. Nadiren kendi hesabına çalışan bu konuda en büyük uçurum kendi hesabına çalışma bu da bir hareketlilik tabi meselesi veya sermaye bağlama, mülkiyeti erişim açısından da bu veriler çok daha zor tabii kadın ve erkeklerin mülkiyete mülkiyet durumu. Veya ücretsiz aile işçisinin en yüksek olduğunu görüyoruz. E, daha sonra yine ücretli ve maaşlı çalışanlarla kendi hesabına çalışanlar arasında neredeyse Türkiye'deki bir ortalamayı her zaman yansıtan örüntülerimiz oluyor. Ama özellikle ücretsiz aile işçileriyle ilgili ee, böyle bir kategorinin varlığını bilmek, bu o, gitmeden görebilmek esasında araştırma kurgunuzu da buna göre yapmanızı, e, hangi ürünlerle, hangi ürün deseniyle başhotlu olduğu, ne gibi çalışma döngüleri olduğu, bu çalışanların gelirlerinin nasıl daha farklı paylaştırılabileceği ve nasıl e, döngülerle zaten kamusal mekana çıkabilecekleriyle ilgili önemli fikirler, bilgiler verebileceklerdir. Keza yine e, iş işgücü bu istatistiklerinin cinsiyete göre dökümlerini alırsanız TÜİK'ten mesela benim gözümün önünde şu anda Bursa Orhan Gazi ile ilgili 2000'den kalma bir veri var. Yine en büyük alt 9 kategorinin içerisinde en büyük kategorinin ziraat, avcılık, ormancılıkta olduğunu görüyoruz. Kadınların mutlak olarak iş gücüne katılabildiği. İkincisinde de toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler nispeten bazı aşamalarda ...kadın istihdamına dikkat edilen memuriyet kategorilerinde olduğunu söylüyoruz. Onun dışında kendi içinde istihdam yarattığı yerlerde kadınların çok geride olduğunu görebiliyoruz. Ee, ücretsiz aile işçiliğinin çok belirgin biyolojik dominansından da Türkiye ölçeğinde de çalışacağınız her ilçede de görebiliriz. Bir diğer toplumsal cinsiyetin Türkiye'de kadın cinsiyetinin bakım emeği vericisi olarak e, belirlenmiş şu anda en, en belirgin... E, kadın alan olduğunu gördüğümüz iki tane veri de yine muhakkak bakmanızı önereceğim. Çocuk bağımlılık oranı ve yaşlı bağımlılık oranı. Bu genelde Türkiye'de bütün ilçeler ve mahallelerde düşen bir şey. Hem çocuk sayılarının azalması, çocuk bağımlılık oranı düşüyor ama yaşlı bağımlılık oranı artıyor. Bir yandan da kadınların çocuk bağımlılığı oranının düşerken bu bağımlılık bu bakım türünden geriye çekilirken aynı zamanda nüfus yaşlanırken başka bir bağımlılık türünün altına girdiğini yani yaşlı bakımını sağladığını görüyoruz. Bu da tabii bütün yaşa özel hizmetlerde işte bakım evlerinden huzur evlerine kadar kreşlerden okullara kadar dikkat edilmesi gereken bir nokta. Ücretsiz aile ilişkileri ortalama hane halkı büyüklüğü de tabii yine hane içerisinde daha fazla vakit geçiren hane içerisinde çocuk ve yaşlı bakımını üstlenen kadınlar için çok daha önemli bir veri. Bütün bunlar gitmeden elde edebileceğiniz ve anket sorularınızı ona göre yapacağız. Bu veriler yalnızca o sene için statik değil. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar 85'lere kadar geri giderek edinmenizi ve Son 30-40 içer, sene içerisinde Türkiye'nin ve bütün yerellerin geçirdiği büyük dönüşümü sayısal olarak da öğrenmenizi önereceğim veriler. Bu bağımlılık oranları çok önemli. Ortalama hane büyüklüğü çok önemli. En son bu kısmımızı da bir büyük haritalama, öncü bir büyük haritalama çalışmasıyla bitirmek istiyorum. Ankara Belediyesi'nin yaptırdığı, yine İstanbul Araştırmalı Merkezi Kadir As ekibinin, e, hayata geçirdiği mor haritam. Bu mor haritamda Ankara için şu an şey başka iller için de yapılıyor. 2019 TÜİK verileriyle bu TÜİK verilerinde size bahsettiğim o sıkıcı yaş, eğitim ve medeni durum verileri cinsiyete göre farklılaştırılmış. Bunun üzerine hizmetler hangi cinsiyete yönelik oldu ve kadın temsilciler yerel yönetimde. Ve bunun üzerinde de esasında yine interaktif bir haritalama türü olan kadınların kendilerini şehirde güvensiz ve güvenli hissettiği alanları, bölgeleri işaretledikleri ateş böcekleri, info bu. Bu interaktif haritalama çalışmasıydı. Bu üçünü e, örtüştürerek e, Ankara'nın tüm mahalleleri ölçeğinde e, nasıl bir yani mesela daha fazla evlilerin otu daha fazla dulların, daha bekar kadınların oturduğu yerler veya bunların yaş, eğitim e, i̇şte daha çok eğitimli bekar kadınların oturduğu yerlerle kendini güvenli hissetme bölgelerini nasıl örtüştüğü örtüşmediği üzerinden çalışacağınız, çalışabileceğiniz mahallelere dair geçişken ilişkisel toplumsal cinsiyet hem algı hem olgu haritaları elde edebilirsiniz. Bu bor haritamada bakmanızı öneriyorum. Burada da sonuncuya geçelim. Dördüncü ve beşincimiz biraz daha kısa olacak. Umarım işinize yarar diye düşünüyorum. Bu linklere de kendiniz bakarsanız. Ee, mekanda yaş nesil ilişkileri nasıl görünür? Olurlar ee, yaş dediğimiz siz biyolojik bir şeyi biraz önce bahsettiğim gibi ama kuşak dediğiniz toplumsal, tarihsel dönemlere göre fark edebiliyor. Türkiye'de var olan 80 kuşağı dediğimiz şey İngiltere'de yok ama 68 kuşağı dediğimiz belki Fransa ve Türkiye'de farklı özelliklerle iki tarafta da olan bir şey. Savaş kuşağı mesela Suriye'nin bu yeni mesleği bir savaş kuşağı nesliği yani ne yazık ki şu anda Ukrayna'nın yani böyle e, afetler mesela pandemi de sizin gençlik hayatınızda gerçekten pandemi gençliği pandemiye denk düşenler olarak bir kuşak özelliği geliştirdiniz. Bütün bunlar doğrudan biyolojik yaşla ilişkili değil. O yaş içerisinde nasıl bir mesela işte iş kanunu ilgili ne gibi düzenlemelerin olduğu, işte doğal gözüken ama işte doğal olmayan afetlerin veya savaşların denk gelip gelmediği, e, yükseliş dönemi, baby boom gibi veya ekonomik kriz dönemlerine denk gelip gelmediği var. Yine birkaç örnek mekanda, nerelerde hissedebiliriz? Önce hep hisle başlıyoruz fark edemediyseniz. Yaşa dayalı ayrımı, eşitsizliği, farklılaşmayı mesela biraz önceki verilerde gençsizlik oranlarında görebiliriz. Ne yazık ki hep görüyoruz. E, tabii ki iş piyasaları gayet yaşa göre de, sınıfa göre değil, yalnızca yaşa göre de toplumsal cinsiyet ve sınıfa göre, de, yaşa göre de çok eşitsiz mekanlar. Sona gelen, sona kalan dona kalır açıkçası. Bugün 1980 öncesini ve hatta 90'ların da iş piyasasında değiliz. İşte bugün 20 sene öncesinde 60 tane üniversite varken bugün 206 üniversite var. 20 sene öncesinde belki yalnızca 7-8 tane şehir planlama bölümü varken şu anda onlarca şehir planlama bölümü var. Yani herkesin tıpta dahil olmak üzere diplomaları daha az değerli. Daha fazla üniversite olduğu için değil. İş imkanları çok daha az güvenceli kadrolu çalışma gittikçe azaltılmış bir durumda. E, fiilen alt işverenlik, taşeronluk anlaşmaları, daha sonra kiralık işçilik, şimdi de e, daha sık duymakta olduğunuz esnaf tipi çalışma, kendi hesabına doktorluk, kendi hesabına kuryelik, kendi hesabına proje çeviri yapmak, proje bazlı çalışma, bütün bu eskiden çok daha normal çalışma ilişkisi dediğimiz maaşını alıp belli bir süre sonra da emekli olarak o emekli maaşıyla turizm yapabileceğini umduğun iş dünyasına çok farklı bir iş dünyası çıkardı ve bu bütün dünyada son 30 ila 40 sene içerisinde oldu. O yüzden genç işsizliği yani tabii belli daha güvenceli dönemde girenlerin belli iş kollarını doldurarak bu gerilimi daha güvencesiz çalışmaya aşağıya aktardığı bir eşitsiz bir durum var. Genç işsizliği oranlarından kendi yararlarınızda ne yazık ki Türkiye ölçeğinde olduğu gibi görebileceksiniz. tabii bu genç işsiz kalan veya eğitimle e, ilişkisi farklı olan işte işte 60'lı 260 üniversite çok farklı koşullarda okuyan gençlerin boş zaman kullanımı için ne gibi kamusal mekanlar var? Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın nere son film Ahlat bunu çok iyi anlatır. Gerçekten kamusal mekan çok daha bizde temsiliyete dair, siyasi büyük temsillere dair daha çok erkek Yüksek yaşta olanlar ve kazanan ve başaranlara dönük mekanlardır. Ve bu gençlik realitelerinin ihtiyaçlarını yansıtmazlar. Hep kaçak, göçek mekanları gençler kamusal olarak mahkum olur. O yüzden gençlerin fiilen, fiziken, güvenli hissederek buluşabildiği değişik cinsiyetler arasındaki mekanlar çok kıymetlidir. Normal saat çalışmasının far parçası değildir ama önce gidilen ve yaratılan kamusal, fiili kamusal mekanlara bakmak, bunları bir süre sonra e, tasarımla, organikliğini bozmadan planlamanın içine alabilmek için de özellikle tasarım projelerinde çok önemli böyle bir bilincin olması. Ee, yine gençlere yönelik ihtiyaç bir odak grup görüşmelerine tabii ki internet kafeler varsa spor etkinliklerinin olduğu yerler çok önemli. Ee, tam tersinde de mesela ya, büyük, yüksek yaşta olanlara da kıraathaneler cami özellikle cuma çıkışlarında oranın mahalle, yerellerin yaşlılarına ulaşmak onlarla onlara odaklı e, mekansal kullanım mekansal sorun taleplerini dinlemek için çok önemli olacaktır. Keza tabii daha büyük yerlerde huzurevi, bakım evi gibi yaş gruplarının yoğunlaştığı mekanlar var. E, bir yandan da bahsettim biraz önce çocukların kreş ihtiyacı çok toplumsal cinsiyetlendirilmiş bir ihtiyaç ama aynı zamanda çocuklara da bir yaş grubuna da hitap ediyor. Yeşil alan ihtiyacı çok yaşa göre farklılaştırmış bir alan. Bir çocuğun yeşille ihtiyacı ve oradaki yaşayacağı aile dışı sosyalleşme ile bir gencin kendini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan özerk buluşma alanı olarak yeşille hayatını kurmuş. Belki de yeşile çıkmayı arabasıyla organize edecek bir orta sınıf çift ki planlama neden daha çok onlar için yapılıyor. Çok daha farklı olacaktır. O yüzden yeşil alanın da bir yaşı var. Tabii ki şehir ulaşımının yaşlıları ve çocukları uygunluğu ve uygunsuzluğu, daha çok uygunsuzluğu, onlara has plasman, giriş ve taşıma örüntülerinin tasarlanmamasıyla da ilgili. bir yandan da bahsettim artık hepimiz hizmet toplumlarında yaşıyoruz. Büyük bir beyaz yakınlaşma, işçileşmesi var. Yani herkes bir yerde iş hizmet alıyor, diğer yerde hizmet veriyor. Oluyor. Herkes Bob Dylan'ın şarkısında söylediği gibi hep birine hizmet etmek zorundasın diyor değil Bob Dylan, you have to serve somebody. Ve bunların da çok ciddi bir mekansal mesela belli özellikle üst rayiç bedele sahip daha varsın mahallelerde hizmet edenlerin çoğu zaman işte geniş alt orta sınıf hizmet sektöründe işte mağaza çalışanları çoğunuzun da çoğumuzun hep kısa dönemli yaptığı garsonluk vesaire gibi yerlerde genç nüfusta hizmet edilebilecek kadar birikimi olan yaşlı nüfus veya orta yaşlı nüfus arasında da bir farklılaşma var. Yine burada size bir ana okuma önerim var. Bunları daha fazla yapabiliriz ama genel olarak bütün bu kitap yani textbook denilen giriş kitapları dışında mekanda Adalet Derneği'nin bu temalarına tematik sayılarını çok öneriyorum hepiniz için mekanda Adalet ve çocuk sayısına, mekanda Adalet ve yaşlılık sayısına. Ee, yeni çıkmış olan mekanda adalet ve toplumsal cinsiyet sayısı gerçekten 4-5 sayfalık kısa yazılar ve hepsi online ee, sağ olsun arkadaşlar kurdular pdf olarak bunları da yansıtabiliriz ve 3-5 sayfa içerisinde mesela işte çocukların toplu taşıları taşımaları kullanması, gençlerin mekan tasarrufları gibi mekanla bu kategorileri, bu toplumsal kategorileri bir yere düşünme imkan veren güncel konuları bazıları bak gazete başlıklarını konu olan güncel meseleleri yapan taze uzun süreli de çıkmış olan araştırma konularını 3-5 sayfada araştırmacıların örnekleyerek ve haritalayarak yazmasını isteyen de gerçekten çok nitelikli lisans eğitimi için çok iyi kullanılabilecek sayılar Mekanda Adalet Derneği'nin yaşla ilgili çocuk ve yaşlılık sayısına, mekanda adalet, çocuk, mekanda adalet ve yaşlılık sayılarına sizi yönlendirmek istiyorum. Biraz önce değinmedim. Toplumsal cinsiyet sayısı da var. Bir sonrakinde de değineceğim. Bir yandan da top, mekanda adalet ve sakatlık sayısı da var. Kuşakla ilgili henüz herhalde artık böyle sosyal medyada bayılacak düzleme gelmiş olan işte Z kuşağı, X kuşağı vesaire. Şimdi bu, bu da size bunu ifade edecek. Yalnızca böyle e, kültürel kodlar üzerinden değil, biraz önce değindiğim gibi gerçekten e, kültürel tüketim veya işte dijital e, göç şey olmak, dijit, dijital olarak kendini evinde hissetmek, dijital cep telefonu ve internete doğmuş olmak, bunları daha sonra öğrenmiş olmak, bütün bunlar esasında çok nesnel bölüşüm ilişkileriyle de kaynaklı. İşte Z kuşağı mı, X kuşağı mı yoksa işte Baby Boomer dediğimiz 45 sonrası Baby Boom döneminden kalan 45'li kuşakları mı? Bunlarla ilgili çalışma hayatından beklentiler çok beklenti ve tüketim olarak çalışılıyor. Çünkü ne yazık ki sosyal bilimlerde de en fazla kaynak ayrılan araştırma dağları ya seçim kim kimi oy verecek çalışmaları ne de kim kimi neyi tüketecek çalışması. Yani sosyal bilimlerin uzun erimde e, çalıştığı alanlarda burada daha fazla yatırım olduğu için genelde kuşak meseleleri yine işte hangi kuşak daha fazla oy versin diye veya hangi kuşak ne tüketsin diye reklam diline yol alacak bir şekilde araştırmaların yol alacak bir şekilde yapılıyor. O yüzden ama siz bu kuşak meselesi dediğim gibi mekansal farklı kullanımlar ve mekansal dağılım ilişkileri bağlamında da bakabilirsiniz. Bir örnek mesela yine beden ölçeğinden vereceğiz. Maden işçileri Türkiye'de ne yazık ki maden yani kömür madenciliği tam tersi dünyanın gidişatının tersine bir patlama yaşadı 2012'den sonra ve gerçekten de e, tam olarak da bir patlama Soma'da yaşandı biliyorsunuz. 2012 kömür yılı ilan edildi. Linyit ucuz kömürü daha çok özel şirketler eliyle çıkartan ve bu mesela maden işçilerinin yaş dağılımına baktığınız zaman çok tüketici bir işi olduğu için çok kısa zamanda bedeni tüketen yüzde 70 kadarının mesela Zonguldak'taki nispeten daha e, güvenceli ilişkiler içinde çalışan Zonguldak madenlerinde çalışanların çok kısa zamana kadar 2011'de mesela 35 %70'inin 35 yaşa kadar olduğunu görüyoruz. 18-35 yaş arasında bir ağırlık var. Demek ki iş cinayetlerinden e, maruz kalma e, riski yaşa göre de farklılaşıyor. Yalnızca sınıfa göre değil. <laughs> Genç erkekler, genç nüfustaki işsizlik oranının Türkiye'deki resmi, resmi işsizlik olarak gözüken yani %15'in en az bir misli olduğunu resmi rakamlarda görüyoruz. Genç işsizlik oranının ortalama işsizlikten daha fazla öne, yoğun olmasının nedenlerinden bahsettik. İlginç bir şekilde nanometrik ölçekte yani virüsün dağılımında değil mi yaşla ilgili apayrı bir şeyleri bize görünür kıldırttı. Sokağa çıkma yasaklarını genç nüfus ve yaşlı nüfus üzerine selektif bu kadar rahat kullanılabildiği az ülkelerden biriydik. Ne, yaradığı, ne işe yaradığı apayrı bir hikaye olmakla beraber esasında yaşa dayalı ayrımcılıkla ilgili bir sürü davaya da konu oldu bu sokağa çıkma yasakları. Toplumsal bir fenomen olan bulaşı azaltmak için daha fazla kırılgan bedenler olan ve onlara bulaştırıcılık taşıacağı düşünen çocuklar tarafından okullarından ve toplumsal mekanlarından ilişkilerinden çok uzun bir süre e, mahzun kaldılar ve buna da yaşa dayalı bir kullanım e, planlama dilimiz olmadığı için esasında öneri, başka türlü bir öneri yapacak bir dilimiz yoktu yani bu covid'deki e, gafil avlandığımız, sokağa çıkma yasaklarının işlevsizliğini söyleyebilecek bilgimiz olmaması esasında e, bundan sonraki şehir plajı nesillerinin yaşa dayalı mekansal kulların farklılaştırmasını plana işleyecek bir dil bulması gerektiğini buna dair çalışma metotları geliştirmesi gerektiğini de gösteriyor. Ee, bir diğer yine e, çalışma İstanbul mahalleleri ölçeğindeki çalışmada mesela daha sonra kent 95'e biliyorsunuz getirdi gösterdim kent 95 dediğimiz raiç bedelle yaş gruplarını örtüştüren yerde bahsetmiştim E5'in ciddi bir sınır olduğunu görüyoruz. Daha fazla çocukluk oranı yani daha yaş, yaşı düşük olan ortalamada hanelerin e, otoyolların kuzeyinde baskın yaş gruplarının küçüldüğünü görüyoruz. Ve mesela işte E5'in altındaki Kadıköy, Maltepe, Pendik gibi yerlerde daha çocuğuyla yaşamayan, daha uzun süredir daha büyük mülkiyet stabilitesine yaşayan yaşlıların olduğunu görüyoruz. Bunlar esasında çok yoğun olarak seçim politikalarında kullanılan mekansal bilgiler. Çünkü oy alma politikaları, geri gibi sonuçları oluyor. Ama bu seçim politikalarına bırakmadan şehir plancıların plan, iyi planlar yapmak için ihtiyacı olduğu tip veriler. Ee, dediğim gibi bu raiç bedel ve yaş gruplarına yine tekrar aynı sizi yönlendireceğim. Ee, bakabilirsiniz. Ee, genç işsizliğinin ile e, ilgili meseleye değindikten sonra e, yine yaşla ilgili toplumsal cinsiyette bahsettiğim çocuk bağımlılık oranı ve bunun 80'lerden sonra çalıştığınız ölçekte değişimi ve yaşlı bağımlılık oranı ve bunun değişiminin ee, yine çok e, önemli olduğunu yaş dağılımından öte bağımlılık yani bağımlılık dediğimiz bir hane içerisinde bir kişi kaç kişiye bakıyor bu oran çok önemli çocukta düşüyor çünkü çocuk sayıları düşüyor ama yaşlanan nüfusla beraber yaşlıların bağımlılık oranı artmakta Bunlar da bizim yaş ve bedene dair çok hızlı bir şekilde size vermeye çalıştığım, umarım daha derinleştireceğiniz farklılaşmalar. En son olarak da dediğim gibi en geç koyduğum mekanda bedensel farklılıklar, beşinci farklılaşma ekseni. Bunun üzerinden kurulan ilişkileri nasıl görebiliriz? Biraz önce bahsettiğim mekanda adalet ve sayak sakatlık sayısını size refere etmek istiyorum. <laughs> bir diğer kaynak platformda engelliler biz sayfası. Burada farklı kentsel deneyimleri yani bazen <laughs> benzer ilçe mahalle köy ve met met özellikle metropol alandaki e sorunları e da soyutlayabileceğiniz bilgiler anlatılar var <laughs> yine birkaç örnekle başlayalım e sakat olmayanları merkeze alan sağlamcı yaklaşım yani nasıl e sınıflar yokmuş gibi yapmak esasen sınıfsal bir yaklaşım cinsiyetler yokmuş gibi yapmak cinsiyetçi bir yaklaşım etnisiteler diller yokmuş gibi yapmak esasında milliyetçi bir yaklaşımsa aynı zamanda işte yaş farklılıkları yokmuş gibi yapıp bir vasat bir yaş üzerinden planlama, sorgulama yapmakta yaşçı bir yaklaşımsa sakat olmayanları merkeze alanda sağlamcı bir yaklaşım. Yani biz bu farklılaşma eksenlerini kendi çalışmalarımıza, sahamıza daha sonra eylem planlarını ve planlamaları yansıtmadığımız zaman fark etmeden esasında bu zaafları işliyor oluyoruz. Yani bunun bir yaptırımı yok kağıt üstünde ama tabii ki bunu yaşayanlar bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorlar. Sağlamcı bir yaklaşım diyoruz buna. Bu bir ayrımcılık türü tabii ki ve bir mekansal ayrışma yaratıyor. E, mekanın erişilebilirliği kavramı esasında yalnızca teknik ve sağlamlar için e, bir kavram değil. Çok daha e, özellikle sakatlar için çok daha büyük bir şey yapıyor. Bu ulaşıma indirgenemeyen bir şey. E, o yüzden de mesela özellikle sakat e, hareketi kendi içinde biz erişil, e, engelli değiliz. Önüne engel koyulanlarız diyorlar. O yüzden erişilebilirlik kavramı apayrı doluyu için eğitime, istihdama, sağlığa, kültüre, rekreasyon erişim esasında somut olarak da ulaşımdan geçiyor. Yalnızca sanıfsal kaynaklardan değil. Burada çoğu zaman da ikisinin örtüştüğünü görüyoruz. Bağımsız özerk bir yaşam, kent hakkı ve evrensel tasarım engelin kimde olurduğunu solduruyor bize. Ee, ve <laughs> bir yandan da sakatlığın da başlı başına yine kesişimsellik demiştik. E, bizzat pek çok ayrıştırmadan da geldiğini görüyoruz. Sakatlık da başlı başına doğal bir şey değil. Mesela etnisite ilişkisi var. Savaş, mültecilik ve sakatlık ilişkisi. Yani daha baş, yakınımızda yepyeni bir savaşın e, çıktığı bir dönemde e, sakatlığı savaştan yani etnik e, farklılaşmalardan bağımsız düşünemiyoruz. E, sıcak adı koyulmuş savaşlar veya düşük yoğunlukta savaşların sonucunda sakat kalma <laughs> Türkiye'nin de içinden geçtiği gibi <laughs> aynı zamanda sınıfsal yanı ve toplumsal cinsiyeti has yanı anne ve bebek yoksulluğu en çok çocukları hani hasa, e, sakatla engelliliğe yatkınlık bakımı en çok muhtaç olunan dönemde e, en çok bakılma emeğinin tamamen sırtlarına yükselen annelerin imkansızlığı çocukları da nesilsiz olarak yansıyor. Çok açık gösterilmiş. Hem toplumsal cinsiyet hem de sınıfsal bir ayrışım sakatlıkla eksisi oluyor sağlığa erişim üzerinden. Akraba evlilikleri, yine burada toplumsal cinsiyet boyutunu görüyoruz. E, tamamen erkeklerin söz sahibi olduğu bir alandanın sakatlık doğurma e, tehlikesi, riski. E, aynı zamanda yine sınıf ve iş yeri ilişkisi hormon sistemini de etkileyen toksik kimyasalların e, daha fazla belli iş kollarında kullanıldığını görüyoruz. Değil mi? Mesela işte silikozis, maden, işte çok metal sektörü, gemi söküm, asbest, gemi inşa vesaire bu gibi çok daha ağır sanayi diyeceğimiz yerlerde esasında meslek hastalıklarına işçiler çok daha fazla maruz kalıyor. Daha uzun süre çalışanlar, daha fazla toksik malzeme maruz kalanlar. Yani bunun bir sınıf sağlığı var. Bedensel fitliğin ve sağlamlığın aynı zamanda fiziki iş kazaları ve sakatlanmalar da doğrusu kayıt altına bile alınmayan. Ama bir yandan da mesela daha fazla bu hormon da etkileyici olan kimyasallara maruz kalan bir iş kolu olan tarım çalışanları gerek kendi toprağında işleyen küçük topraklı köylüler olsun gerek onların toprağında çalışan milyonları geçen mevsimlik gezici tarım işçileri olsun onların maruz kaldığı pestisitler, herbisitler, tarım ilaçları aynı zamanda kamusal bir kontrol olmadığı için teker teker gıda üzerinden tüm kentsel ve kırsal tüketicilere de esasında bedellerini işleniyor. Bu da yine sakatlıkla ile ilgili bakılması gereken bir nokta. Ve bahsettiğim gibi sakat bırakan ve hasta bırakan iş kazaları da yine sınıfsal öbekler üzerinde işliyorlar. Esasında işte bedenin, ulusal bedenin tamamen sakatlıktan arınmış, gürbüz bir beden olarak, gürbüz ve yavuz bir beden olarak kodlanması bütün cumhuriyet tarihine ve bütün ulus devletlerin, dünyada bütün ulus devletlerin oluşumuna içkin bir süreç. Cumhuriyet rejimi de kurulurken, işte Almanya'da da Fransa'da da, İtalya'da da bütün ülkeler kendi ülke bedenlerini sağlıklı bedenler olarak tahayyül ettiler işte spor gençlik törenine düşünü ve bunu böyle sergilediler ee, ve o yüzden de bu biyopolitika dediğimiz bedenin sağlamlığı üzerinden vatandaş, asker ve işçi ve anne tabii yeni nesiller öten anne bedeninin sağlamlığı esasında bir nevi mekansız, uzamsız ve bütün ulusal mekanın normu, hegemonyası haline geldi. Bu da tabii bizim sağlamcı kentler planlamamızın alt zemininde bir etki olarak kendini göstermeye devam ediyor. Esasında neyle karşı karşı olduğumuzu hatırlatmak için birkaç rakam vereceğim şimdiye kadar vermedim ama burada vermek istiyorum. Nadiren verdim. Çok büyük tabii çelişkiler var. Resmi engelli veri tabanı, kendi ismi böyle olduğu için söylüyorum. Buna dayalı olarak 1,5 milyon Türkiye'de engelli var. Ama e, resmi olmayan rakamlara göre işte çok fazla kapatılmış, kamusal e, mekandan uzaklaşmış, herhangi bir e, sakatlıkla ilgili kamusal hizmete ulaşım talebi oluşturamadığı için erişim sorunundan dolayı e, adı koyulmamış olan esasında 9 milyona yakın sakat, değişik şekilde sakat olduğu Türkiye'de söyleniyor. Ve Türkiye'de mesela bunların yalnızca toplam 90 bin sakatın istihdam edildiğini bunu getirdiği bütün imkanlarla beraber görüyoruz. Çok ciddi bir uçurum var bu alanda da. Yani dediğim gibi bir buçuk milyondan dokuz milyona kadar gidip gelen farklı sayılar var dört milyonlar vesaire. Ama erişilebilik sonu doğrudan tasarım ölçeğinde de bizi bu sefer bina ölçeğine, sokak ölçeğine, kentsel ulaşımdaki ağlar ölçeklerine götüren çok açık tasarımsal çözümlerle yaklaşabileceğiniz zaman bunun için ama tabii bunu şehir planlama atölyelerinin bir parçası haline getiriyoruz. Bundan daha sonradan çorbaya su, katamayacağımız bir suyu katabileceğimiz bir e, konu değil. E, bu her zaman her yerde, her alanda olduğu gibi, beş alanda da olduğu gibi Türkiye'de beş alanda da eşitlik adına bu farklılaşma eksenlerinin e, e, dayanabileceği eşitlik adına da pek çok mevzuat var. Mevzuat açısından hiçbir neredeyse sorunumuz yok. Engelli istihdamı, engellilere dair eşitlik mevzuatında da iş sağlığı, iş kanunu ile de ilgili işte toplumsal cinsiyetle ilgili. Mesele tabii ki bunun mekanda hayata geçirilmesi O yüzden mevzuata sırtınızı dayayarak bu da böyledir diye vermek ne sunumlarınız ne de planlarınızda yeterli olmayacaktır. Erişimi zor kent o yüzden belki de özellikle daha eksikli görüken hani kent 95-95 santimden geliyor daha eksikli ve küçük gözüken tasarım düşünmeniz çocuklar ve bedenleri eksikli algılanan sağlam olmayanlar sakatlar üzerinden düşünmek esasında belki de hepimizin daha fazla yaşamak isteyeceği kentler yaratılmasına planlanmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda aktörleri bilmek, mevzuattan sorumluluk yüklenmiş aktörler veya mevzuatta olması bile sorumluluk yüklenen aktörlerin imkanlarını kendi ölçeğiniz için mobilize etmek, konuşmakta çok önemli olacaktır. Bu beş farklılaşma eksenine değindik. Bu farklılaşma, bölünme, eşitsizlik, ayrımcılık veya mekansal ayrışma eksenini ne derseniz deyin. Bunlara rağmen bir arada tutulan bu ilişkileri, bu... E, eşitsizliğin yarattığı bütün gerilimlere, çatışmalara rağmen bunları bir arada tutan iktidar ilişkileridir. Bu da bu açıdan politika dediğimiz alanı yalnızca Ankara'da yapılan bir şey olmaktan çıkarır. Ölçekleri de o yüzden yalnızca ulusal ölçekte değil. Bu okuduğumuz ölçek neyse yani iki arkadaşın oturduğu mekandaki beden dillerinden binaya, iş yerine kadar her yerde okunabilirler. Ee, o yüzden de iktidarın yalnızca formalize edilmiş, mevzuata dökülmüş, ulus devletin anonim kurala bağlı, somut mekan normalde öngörmemesi beklenen kanunlarıyla meşhur yasal olmadığını mekansal bir türde işleyen mikro iktidar diye bir şeyin de olduğunu ve bu mikro iktidar iktidarlarında bu farklılaşma ölçekleri ekseninden düşünülmesi gerektiğini konuşuyoruz. Yani mikro iktidar kavramını da burada altını çizelim o yüzden yani böyle anonim somut mekanı olmayan uzamsız de, tam tersi kişisel, iletişimsel belli kodlar üzerinden işleyen muhakkak mekanda da izlerini, kodlarını bırakan türe işte şirketlerde, iş fabrikada, bakım evinde, hastanede, derneklerde, kulüplerde her yerde bir alan yoktur ki iki insan olduğu itibaren orada bir mikro iktidar ilişkisi kurulmasın. Burada da bütün bunu buraya kadar dinlediyseniz önce çok teşekkür ediyorum sabrınız için. İşinize yarayacağını umuyorum nerede seyrediyorsanız. Bütün bu yalnızca toplumsal dediğimiz zaman ele almadığımı size önerdiğim bir şeyden bahsedeceğim ama anlatmayacağım. Orada sevgili meslektaşım Çağrı Olgun Çalışkan'ın dersine refere edeceğim. Bütün bu toplumsal bölünmelerin, çatışmaların, tasnifler nereye kadar, eşiği, sınırı nedir dersek esasında en önemlisi kentsel ekolojik yaklaşımlar, ekolojik eşiklerdir. Ekolojik eşikler yalnızca doğal eşikler değildir İstanbul'un bu hızlı dönüşümünden gördüğünüz gibi. Bunun da kentsel politik ekolojik yaklaşımla beraber ele alınması gerekiyor. Bütün bu kaynak paylaşım mücadeleleri sonucunda oluşmuş farklılaşma esasında her zaman ekolojik kaynakların kente veya kırsa, kırsala belli güçlü aktörler tarafından dağıtılması sonucunda oluşur. O yüzden ekolojik eşikler, ekolojik dönüşümler, ekolojiye müdahale eden aktör ilişki ağları, eee ekolojiyi üzerinden geçerek kuluşan dolaşım ağları, bölgesellik ağları ve akış haritalarının da risk haritalarının da muhakkak toplumsal mekansal okumaya paralel bir şekilde yapılması gerekiyor. Ee, tekrar e, size teşekkür etmek istiyorum. Bütün bunlarda bu farklılıklarda daha önce bu alanda ne çalışmalar yapılmış yerelde görmek için bahsettiğim linklere ulaşmak için birincisi burada bırakacağımız yerel kaynakça tarama kılavuzu bunu daha güzel bir formda 100 sene 100 nesne ansiklopedisini çıkaran arkadaşlarım dijitize ettiler. O linki ikinci olarak, üçüncüsü de bu slaytları, slaytın üstüne de büyütürseniz zaten mavi olanların her biri birer köprü hyperlink tıkladığınız zaman sizi ilgili sitelere göster götürecektir. Bütün bunların dışında da yine sorularınız olursa mail adresim de başta. Olduğunuz yerde güzel sahalar yapmanızı ve güzel bir çalışmasını sağ çalışmasını verdi o. Müthiş e, kolektif toplumu anlamanın e, getirdiği vay be deneyimini de olduğunuz her yerde yaşamanızı umuyorum. Hepinize çok kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.